Sayın Genel Başkanım, çok değerli şube başkanlarımız, Türk Ocakları'nın 110. Kuruluş yıldönümü törenleri için yapılan panelimize hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Malum 110. Kuruluş yıldönümü törenleri bugün 11.30'da Genel Merkez yöneticilerinin Anıtkabir'e atamızın huzuruna çelenk koyması ve hatıra defterini imzalamasıyla başladı. Bugün şu anda da 110. yıl dönümü için düzenlenen paneli açıyoruz. Ben panele geçmeden önce Türk Ocakları'nın kuruluşundan günümüze hizmet eden bütün geçmişlerimizi değer beka alemine göçenleri rahmet ve minnetle anıyor. Halen bu bayrağı taşıyan, görevde olan bütün yöneticilerimizi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Malum Türk Ocakları gibi köklü bir kuruluşun bu tip etkinliklerle anılması, geçmişten gelen birikimini geleceğe taşıması açısından son derece önemli. Bugün de eski yeni şube başkanlarımızla birlikte çok ciddi bir panel yapacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Eskişehir Şube Başkanımız Nedim Ünal Bey, Bursa Şube Başkanımız Selçuk Kırlı Bey, gene eski Trabzon Şube Başkanımız Mithat Kerim Aslan ve halen İstanbul Şube Başkanımız Cem Bayram Bey bu panelimizde konuşma yapacaklardır. Ben bir kısa girişten sonra söz vereceğim ama öncelikle şunu belirteyim. Panelin kısa bir açılış konuşması yapmak üzere Sayın Genel Başkanımız Mehmet Öz'e ben öncelikle söz vermek istiyorum. Daha sonra panele devam edeceğiz. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Hocam. Ben Haziran'ı en derin saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Değerli şube başkanlarımız, üyelerimiz, değerli izleyiciler, öncelikle Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılını ben de Yusuf Hocam gibi gönülden kutluyorum. Kolay değil. Osmanlı İmparatorluğu gibi yani 6 asrı aşan bir süre dünya tarihine damga vurmuş bir hanedan imparatorluğundan bir milli devletin ortaya çıkış sürecinin yaşandığı dönemde bu sürecin millet fikri etrafında, milliyetçilik fikri etrafında oluşmasında en önemli fikri rolü aynı zamanda fiili rolü de oynamış olan bir ocaktan bahsediyoruz. 1912 yılında bu ocağın hangi şartlarda kurulduğunu en iyi bilenlerden biri ve bu konuyu araştıran Yusuf Hocamız birazdan bu konuyu zaten bizimle paylaşacaktır. Çok değerli katılımcılardan özellikle bu akşam konuşacak olan kıdemli şube başkanlarımız bu davaya yıllarını hasretmiş. Tabii ki diğer başkanlarımız içinde de aynı durumda olanlar var. Ama bu konuşacak başkanlarımızın her biri bulundukları yerde damgasını vurmuş başkanlarımız. Onlar da tecrübelerini aktaracaklar. Ben bu vesileyle birkaç hususa temas edip sözü hemen bırakacağım. Öncelikle kurucularımızı rahmetle anıyorum. Bu fikrin neşvenema bulmasında çok önemli rol oynayan aslında Tanzimat Devri ricalinden başlar bu işler ama bir daha yakına gelelim. Dilde fikirde işte birlik sloganının mimarı ve aynı zamanda bu sloganı hayata geçiren Gasparoğlu İsmail'i de rahmetle anıyorum. Türk Ocağı kurucularını rahmetle anıyorum. O günden bugüne yani Mehmet Emin Yurdakul'dan, Ahmet Ferit Tek'ten, Abdullah Supi Tanrıöver'den günümüze kadar Türk Ocakları'na hizmet etmiş herkesi vefat edenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Ben hayat olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Hepsini saygıyla anıyorum. Çünkü bu iş kolay bir iş değildir. Türk Ocağı'nın tarihinde sıkıntılı dönemleri olmuştur. Kesintiler olmuştur. Ona rağmen Türklük fikri bu topraklarda hep bu ocağın mensupları buradan yetişenlerin daha sonraki nesilleri veyahut bundan sonra buradan yetişenlerin
o kapanma dönemlerinde ya da askıya alınma dönemlerindeki kurdukları diğer cemiyetler, tüm bunlar çok önemli. Yani Türk Ocağı fikri. Ziya Gökalp'i rahmetle anmamız lazım. Yusuf Akçuray ki fikri mimarlık açısından çok önemli şahsiyetlerdir. Dolayısıyla bizim tabii bir görevimiz vefa, ama bir başka görevimiz de geleceğe hazırlanmaktır. Şimdi günümüzde de özellikle gençlerimize dönük faaliyetlerimizi çok güzel bir şekilde yeniden planlamamız lazım. Değerli arkadaşlar, çok hep kritik dönemlerden geçiyoruz diyoruz. Hakikaten bu böyle. Bütün dünya geçiyor. Sadece biz değil. Onun için geleceğe nasıl hazırlanacağız? Bunlara da cevap aramamız lazım. Evet, geçmişi yad edeceğiz. Geçmişi anacağız çünkü o bir bizim ayağımızı bastığımız zemindir. Ondan ilham alacağız ama geleceği konuşmamız lazım. Türk Ocağı, Türk milletinin ve Türk dünyasının geleceğine dair planlarını, fikirlerini mutlaka dile getirmelidir. Bu akşam değerli konuşmacılarımız işin hem tarih boyutu hem de gelecek boyutuyla ilgili böyle ümit ediyorum, inanıyorum ki çok güzel şeyler söyleyecekler. Bu vesileyle tekrar ben bütün geçmişlerimizi rahmetle anarken yine bugün biliyorsunuz Türk siyasi hayatında çok önemli bir rol oynamış ama aynı zamanda Türk milliyetçiliği tarihinde çok önemli bir rol oynamış bir değerimizin şehadet yıldönümü. Rahmetli Muhsin Başkan'ı da burada bu vesileyle rahmetle anıyorum. Yani hakikaten dimdik durmuş, eğilmemiş, bükülmemiş, asaletinden, şahsiyetinden taviz vermemiş bir ülküdaşımız, Türk milliyetçisi, örnek bir insandı. Yine tabii rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in de vefat yıldönümü yaklaşıyor. Türk milliyetçiliğine siyasi alanda, fikri alanda ve Türk dünyasına yönelik pek çok hamlede damgasını vurmuş bir şahsiyet. Onu da buradan rahmetle anmak istiyorum. Değerli dostlar, Yusuf hocamız belirtti. Bugün Anıtkabir'deki törenle biz bu 110. yıl faaliyetlerini başlattık. Tabii bunun devamında yarın inşallah bu akşamdan sonra tabii yarın tarihi binada bir armağan törenimiz olacaktır. Ama 110. yıl faaliyetlerimizi gerek genel merkez gerek şubeler olarak biz bu yıl içinde hepimiz devam ettirmeliyiz. Bu 110. yılda Türk Ocakları'nın geleceğe mesajı ne olacaktır? Bunun üzerine toplantılar yapacağız. İnşallah kurultayımızdan sonra bunları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben çok daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü çok değerli konuşmacılar var. Ben sadece hazırına bir selamlama konuşması için aslında söz aldım. Arkadaşlar öyle uygun gördüler. Tekrar başarılı olmasını diliyorum bu programın ve hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın Türk Ocakları diyorum. Yaşasın Türk milleti diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Değerli arkadaşlar, öncelikle ben kısa bir tarihi kuruluşunu ve gelişme dönemini biraz anlattıktan sonra diğer çok değerli konuşmacılara söz vermek istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Bugün 87 şubesi 6 yurt içinde 9 da yurt dışında temsilcilik olmak üzere büyük bir çınar olarak faaliyetlerine devam eden Türk Ocağı bayrağını taşıyanlara selam olsun. Bu önemli bir şey Türk milleti için. 110 yıldır bu bayrağın taşınmış olması. Öncelikle bu arkadaşlarımıza tekrar şükranlarımı sunarak ben konuşmak istiyorum. Çünkü 110 yıllık Türk Ocağı Türkiye'nin en uzun ömürlü sivil toplum kuruluşudur. Özellikle Sayın Genel Başkanım da vurguladığı gibi imparatorluktan milli devlete dönüşüm sürecinde gerçekten milletimizin hayatında bir kilometre taşı olmuştur. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü batılı emperyalist devletlerin şark meselesi çerçevesinde
Osmanlı Devleti'ni ve dolayısıyla Türk milletini tasfiye ederek tarihe sürgün etmek istedikleri bir dönemde milli varlığı tehlikede gören Türk gençleri ve aydınlarının bir hayat hamlesiyle kurdukları bir mefkure ocağıdır Türk Ocakları. Dolayısıyla hangi şartlarda kurulmuştur, Türk milletinin beka sorununa nasıl bir çözüm getirmişlerdir, bunu kısaca ben arz etmek istiyorum. Geçmişe çok uzağa gitmeden, özellikle tarihimizde büyük yıkımlara sebep olan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ki tarihimizde koca bozgun olarak geçer. Büyük toprak kayıplarıyla beraber akabinde imzalanan Bern Anlaşması'yla Osmanlı Devleti adeta parçalanma ve dağılmanın eşiğine gelmişti. Daha sonraki statüko ve uluslararası dengelerle her ne kadar ayakta durmaya çalışsa da artık Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar tamamıyla bağımsız olduğu gibi Kıbrıs, Mısır elden çıktığı gibi Anadolu'da elde kalan son vatan Anadolu'da da büyük devletlerin desteğiyle artık Ermeni isyanları başlamıştır. Yani o süreci iyi görmemiz lazım. Zaten bunun akabinde Balkan Savaşları ile birlikte millet olarak Anadolu'dan farklı görmediğimiz, vatan olarak gördüğümüz Balkanların yani Rumeli'nin de elden çıkmasıyla birlikte artık toprak kayıplarıyla giderek küçülen Osmanlı Devleti küçülmüş, Türk milleti için artık kaybedilecek toprak ve gidecek yer kalmamış. Elde kalan son vatan. Yani kuruluş ve fonksiyonlarını Türk Ocakları'nın icra etmeye başladığı dönemi böyle görmek lazım. Bu süreçte 100 yıla yayılan süreçte baktığımız zaman yani Kırım'da, Kafkasya'da, Bosna'da, daha sonra Balkanların tamamında Orta Doğu'da aşağı yukarı 505 milyon civarında Türk ve Müslüman katledilmiş, 5 milyon 400 bin civarında Türk ve Müslüman elde kalan topraklara sığınmıştır. Bu 20. yüzyılın en büyük katliamının ve soykırım kavramı o zaman kullanılmaz, yanlış olur ama Türk milletinin başına geldiğini görüyoruz. 1876 yılında Bulgaristan'ın bağımsızlığı için görevlendirilen bu Bulgaristan Komisyonu Başkanı var. Prens Charskovski, meşhur Slavist diyor ki 93 Harbi için bu bir ırklar ve yok etme savaşıdır diyor. Gerçekten onun söylediği gibi 100 ile yayılan savaşlarda Türk milleti Balkanlardan tamamıyla atılmış, kalanlar ise azınlık durumuna düşmüştür. O dönemde göçler sadece İstanbul sokaklarında 200 bin civarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta vardır. Balkanlardan kaçarak gelen insanlar. İşte böyle bir ortamda 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyetin getirdiği fikri ve hürriyet ortamı içerisinde pek çok dernek kurulmuş. Milliyetçilik fikrini savunan o zaman da işte Genç Kalemler Hareketi'nin Selanik'te fikri öncülük yaptığı, daha sonra Türk Derneği, Türk Yurdu dergiyi çıkaran Türk Yurdu Cemiyeti'nin kurulması, daha çok edebiyat, kültür, dil alanında milli şuur yaratma konusunda ciddi çalışmaları olmasına rağmen gidişata dur diyememişler. İşte böyle bir ortamda 11 Mayıs 1911'de 190 Tıbbiyeli Türk evladının gür sesi aydınlara ve hemen hemen bütün o dönemin ileri gelenlerine yayınladıkları beyanname son derece önemlidir. Türk Ocakları'nın kıvılcımını çakan da bu beyannamedir. Zaten bu beyannameden sonra başlayan toplantılar sonucu Türk Ocakları önce fiilen daha sonra da 25 Mart 1912 tarihinde resmen kurulmuştu. İlk kurucuları Ahmet Ferit Tek, Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik, Doktor Fuat Sabit ama Hüseyinzadeliler, Ahmet Ağaoğulları gibi pek çok insan vardır ki
Türk Ocakları'nın kuruluşunda sadece Osmanlı Devleti'nde yaşayan aydınlar değil, bütün Türk dünyasının aydınlarının omuz verdiğini altını çizmek gerekiyor. Zaten ilk etapta kurulan Türk Ocakları gerçek fonksiyonlarını, amaçlarını yerine getirmeye başlaması da Balkan Savaşları'nın ortaya çıkardığı şokla beraber olmuştur. Çünkü Balkan Savaşları ile birlikte çok ciddi bir beka meselesiyle karşılaşılmıştır ve bu çerçevede zaten aynı dönemde Mayıs 1913'te ismi Türk Ocakları ile özdeşleşen Hamdullah Supi Tanrıöver'in genel başkan olmasıyla birlikte de Türkiye'de gerçek ümit ve ihtiyaçların merkezi olarak Türk Ocakları doğmuş ve faaliyetlerini hızlandırmıştır. Bu dönemde Türk Yurdu Dergisi, onun da artık 111. Yılı, uzun soluklu, Türkiye'nin en uzun soluklu dergisidir diyebiliriz. Gençler için Türk Sözü, özellikle halka milliyetçiliği ve Türklüğü anlatmak için çıkarılan Halka Doğu Dergisi, Türk Gücü Cemiyeti, Köycüler Cemiyeti gibi önemli cemiyetlerin de kurucusu olan Türk Ocakları'nda en önemli faaliyet, ki tespit edebildiğimiz kadarıyla önemlisi en az 500 civarında ciddi konularda konferans vardır. Dönemin Türk milliyetçiliğinin ve milletin öncüsü olma misyonunu üstlenen Türk Ocakları, devrin bütün bilim ve fikir insanlarını, çok azdır o dönemde katılmayan, başta Ziya Gökalp olmak üzere Yusuf Akçora, Ahmet Ağoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Hüseyin Zade Ali, Yahya Kemal, Fuat Köprülü, Halide Edip gibi pek çok ismi sayabiliriz. Türk Ocakları'nda verdikleri konferanslarla adeta Türk Ocakları bir milli şuur merkezi, bir milli mektep olarak çalışmıştır. Bunun özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü temel amaçları nizamnamesinde de açıkça belirtildiği gibi günlük politik ve siyaset tartışmaların dışında tutarak Türk milliyetçiliğinin teorisini kurma konusunda yoğunlaşmışlardır. Çünkü Türk milletinin kaderinin belirlenmesi elbette siyaset dışı değildir, ama kastettiğimiz bu partiler arası tartışmalardan dışında kalarak Türk milletine odaklanmak, Türk milletinin kültürünü işlemek, adeta o dönemin deyimiyle medeni kemalini sağlamak, bir ortaya Türk milleti inşa etmektir aslında yapmaya çalıştıkları tam da. Burada dönemin önemli fikir akımı haline gelen Türk milliyetçinin temeli bir anlamda milli kültürü işleme, yaratma ve bu yolla mütecaniz bir Türk milleti oluşturmadır. Temel amaçları budur. Çünkü kalıcı olan millettir. Yarın siyaseten bir şey gelse de bu millet ayağa kalkıp gene devletini kuracaktır. Özellikle bu dönemde millet tanımlarına da baktığımız zaman Türklüğü tayin eden esasları etnisiteye göre değil, ortak kültür, dil, din ve tarihe dayandırmışlardır. Çünkü büyük bir imparatorluğun mirasçılarıdırlar. Bu bakış açısını hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. Türklük anlayışları da o dönemde zaten kuşatıcı, birleştirici bir milli kimlik inşası olarak doğmuş ve gelişmiş, adeta büyük devlet vizyonlu bir medeniyet perspektifine dayanır. Diğer taraftan milletin tanımlarken milleti, bunun siyasi sınırları milletlerin milleti bölemeyeceği düşüncesinden hareketle Türklüğü bir bütün olarak görmektedirler. Ki Türk Ocakları'nın ister siyasi anlamda, ister kültürel anlamda olsun, bütün Türklük perspektifi kuruluşundan günümüze kadar devam etmekte. Bütün Türk dünyasının sesi, meşalesi, önderi olma misyonunu o zamandan günümüze devam ettiren bir Türk Ocakları var karşımızda. Bu 1912'lerde ortaya konulan esaslar.
Böylece milleti kurtarmak noktasına odaklanan Türk Ocakları'nın ortaya koyduğu fikir ve görüşler, ciddi bir beka sorunu yaşayan Türk aydın ve gençleri için yeni bir ümit, heyecan ve milli ruhun çok etkili bir kaynağı olmuştur. Asker, sivil, milli şuura sahip çok geniş bir kitle oluşmasına yardımcı etmişlerdir ki, Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman işte 35 şube var aslında o dönemde. Daha sonra Bakü ve diğer yerler de buna dahil olacaktır ama şube sayısıyla orantılamayacak şekilde artık ülkede ocak fikrinin yayılışı daha hızlı olmuş. Vatanda ocaklı diye artık yeni bir tip ortaya çıkmıştır. Biz bunu Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde, Çanakkale cephesinde görüyoruz. Bunu gerek Enver Paşa'nın, gerek Beyip Paşa'nın ocaklar üzerindeki neden bu kritik dönemlerde ocaklı zabiti göreve çağırdıklarını, hatırladıklarını ve bizzat kendileri ifade etmektedirler ki zaten Birinci Dünya Savaşı içinde biz İstanbul Ocak'tan işte askere uğurlanan, Çanakkale cephesine uğurlanan üniversiteler, liselere yapılan törenleri de biliyoruz. Bu okullar kendi başlarına gitmiş değildir cephelere. İşte böyle bir ortamda Birinci Dünya Savaşı sonuçlanır, Osmanlı Devleti yenilir, Mondros Mütarekesi ve İstanbul'un işgal altına alındığı bir dönemde ilk kapatılan yerlerden birisinde Türk Ocakları olduğunu altını çizmek gerekir. Çünkü İngilizler böyle bir ruhun merkezi olarak gördükleri için Türk Ocakları'nı da kapatmışlardır. Ve bazı yetkilileri Malta'ya sürgüne gidenlerin içerisinde pek çok Türk Ocağı'na mensup aydın ve devlet adamı da vardır. Hepinizin bildiği gibi. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı sonuna baktığımız zaman ilk nesil Ocaklılar cephelerde vatan müdafaasıyla olgunlaşmışlardır. Çoğu şehit olmuş ama bütün ülkeye milli şuuru yaymışlardır. Bu tarihi misyon açısından son derece önemlidir. Zaten Mondros Mütarekesi üzerine işgaller başladığı zaman henüz Mustafa Kemal Paşa daha Samsun'a çıkmadan Anadolu'nun pek çok yerinde müdafaa hukuk cemiyetlerinin kuruluşu ve müdafaa hukuk ruhu zaten Ocak'ta gelişen milliyetçi anlayışın bir tezahürüdür. Bunu biz açıkça Ege bölgesinde görüyoruz. İzmir'de İzmir Türk Ocağı'nın Yunan işgalinin ilk protesto mitingi yapması Maşatlık'ta, akabinde Reddi İlhak beyannamesini bizzat Türk Ocakları'nda kaleme alarak bütün ülkeye yaymaları, gene Kütahya, Balıkesir, Antep gibi pek çok yerde gene müdafaa cemiyetlerinin öncüleri olmalarında görüyoruz. Protesto mitikleri, protesto telgraflarındaki Türk milleti ifadesi tamamıyla Türk Ocakları'ndaki bu havadan etkilenen, o çevrelerde yer alan aydın ve gençlerin, askerlerin fikriyatıdır. Çünkü daha o zaman devletin resmi literatürde çok yaygın değildir Türk milleti kavramı. Bunu biz nereden anlıyoruz? Misak-ı Milli metninde bile Osmanlı İslam çoğunluğu gibi bir ifade kullanılır. Ama bütün Anadolu'da artık Türk milleti kavramını kullanmaya başlamıştır Ocaklar. Gene İstanbul mitiklerinin hakeza sürükleyicisi bütün milleti İstanbul'da Sultanahmet gibi meydana toplaması. Burada Türk Ocakları'nın ileri gelenlerinin Hamdullah Sultan Röver, Halide Edip, Mehmet Emin Yurdakul gibi ileri gelenlerinin İngiliz süngüsü altında yüz binlerce insanı toplamaları büyük başarıdır. Zaten Türk Ocakları mensuplarının İstanbul'u terk etmeleri ve Anadolu'ya geçerek Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlayan milli mücadeleye omuz vermeleri hem cephelerde hem savaş meydanlarında fikri anlamda tamamıyla milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alarak milli Türk devletinin kurulmasında çok önemli rol oynamışlardır. Çünkü Milli Türk Devleti'nin yani Cumhuriyet'in kuruluşu
Türk milliyetçiliği fikriyatının bence en büyük başarısıdır. Bu fikrin oluştuğu mekan Türk Ocakları. Dolayısıyla Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarını belirleyen düşünce merkezi olmanın gururunu ve onurunu taşımaktadır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Zaten yeni kurulan Milli Türk Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkçülük ve milliyetçilik anlayışlarının tabii bir sonucu olarak görmüşler ve 1922 yılından itibaren Anadolu'da yeniden Türk Ocakları şubelerini açmaya başlamışlardır ki bu 266 daha sonra 270'in üzerine çıkacaktır Cumhuriyet döneminde. Türk Ocakları Cumhuriyet döneminde devletin tamamıyla bir kültür kuruluşu olarak çalışmıştır. Türkçenin yaygınlaştırılması, Türk kültürünün işlenmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Şeyh Said isyanından sonra mesela tamamıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hızla şubeler artarak vatandaşa Türkçe konuşma kampanyalarının yürütüldüğü Ocak ki bu dönemde 1927'ye geldiğimiz zaman Türk Ocakları malum büyük vizyonlu, bütün Türklük davasını savunan bir cemiyet. Ama Türkiye Cumhuriyeti o zamanın şartları ve konjonktürü içerisinde misak-ı milli esasları üzerine kurulmuş, dış Türklerle ilgisini Sovyetler Birliği'nin de baskı ve telkinleriyle kesmiş bir devletti. Bu gene uluslararası işler açısından Türk Ocakları 27 kurultayında nizamnamesine değişiklik yaparak faaliyet alanı bilhassa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına münhasırdır şeklinde bir değişiklikle bu bütün Türklük davası, dayanışması resmileşmiştir. İçeriye münhasır kalmıştır. Bundan vazgeçilmiş gözükmekle beraber biz Türk Yurdu dergisinde Sovyetler Birliği'nin değişik bölgelerinde bağımsızlık mücadelesine katılan pek çok Türk'ün kaçıp kurtulduğu zaman gene geldiği uğrak geri mekan çatı Türk Ocakları'dır. Gene fikren kültür anlamında bu dış Türkler davasını Türk Ocakları yeni kuşaklara aktaracak kültürel çalışmaları günümüze kadar getirmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin içe kapandığı, dış Türkler davası ilgilenmediği dönemlerde bile bu davayı yeni nesillere aktaran, günümüze kadar getiren gene Türk Ocakları olmuştur ki Cumhuriyet döneminde malum çok değişik sebeplerle 1931 yılında geldiğimiz zaman Türk Ocakları genel kongreyle kapatılmış, mal varlığı o dönemin tek parçası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne devredilmiştir. Burada bütün milli güçleri tek çatı altında toplama gerekçesi olmakla beraber özellikle Sovyetler Birliği'nin telkinleri, içerideki siyasi serbest fırka kurulması vesaire gibi çeşitli sebepler de vardır. Ama bu 1931 yılında sadece Türk Ocakları değil, o dönemde bulunan birçok derneğin kapatıldığında burada belirtmekte yarar var. Daha sonra 1949'da Hamdullah Tanrıöver tekrar Türk Ocakları'nı açar. 50'lerde işte Ankara'ya taşınır ve 54'te tekrar eski kamu yararı dernek statüsü yenilenecek ve 59'da Osman Turan rahmet döneminde de ciddi faaliyetleri var. Ve bu dönem, yeni dönem biraz demokratikleşme, darbeler, çeşitli sebeplerle biraz daha dergi yayıncılığının dışında çok aktif faaliyet olduğu dönemler azdır. Ama ben burada sözü toparlayarak Nedim İnal hocamıza söz vermek istiyorum. Tüyün her tarafında değil de 1986 yılına geldiğimizde artık Türk Ocakları yeniden toparlanma, Türkiye çapında ve daha sonra da giderek Türk dünyasına yönelik faaliyetlerini artırdığı bir yeni döneme girmiştir. Bu yeni dönemde
neler yapmıştır, hangi faaliyetlere imza atmıştır. Çünkü bu dönem çok önemlidir. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması, yeniden Türkiye'nin gelişmesi açısından ben Nedim Ünal hocama söz vermek istiyorum. Bu yeni dönemde 1986'dan günümüze yürütülen faaliyetler konusunda neler söyleyeceksin Nedim hocam? Buyurun. Aziz Genel Başkanım, sizlere ve bütün dostları muhabbetle selamlıyorum, hasretle selamlıyorum. Aynı zamanda Türk Ocakları'nın ve Türk Milliyetçiliği'nin tarihini yazan ve bu ihatalı girişi yapan Sayın Sarınay'ı da hasretle kucaklıyorum. Ben şimdi Sayın Sarınay'ın tebliğinden böyle ikinci dönem derken sanki 49'dan itibaren, yani Hamdullah Subhi Bey'in yurt dışından dönüşünden itibaren, ama hatta 86'da olunca ben düşünmüştüm ki esas itibariyle bu dönemin sahibi Cezmi abi. Cezmi abi konuşmalı. Şimdi 1969'larda Ankara Türk Ocağı'nın başkanı. Bütün gelişmelerin içerisinde mahkeme faaliyetleri, Türk Ocakları'nın yeniden teşkilatlanması, yeniden tanzimi. Dolayısıyla esas itibariyle belki o konuşmalı bu dönemler, ama ben hızlıca şöyle bana tevdi edildiği için bu konulara dair bir takım şeyleri söyleyeyim. Yani Hamdullah Subhi Bey malum işte 31'de Türk Ocakları'nın kapatılmasıyla Bükreş'e gitti ve sonra 44'te tekrar döndü 13 seneden sonra, ama Türk Ocağı heyecanı bitmemişti ve tekrar Türk Ocağı'nı açma düşüncesi zihninde vardı, ama o oralardayken Türkiye'de farklı şeyler olmuştu. İşte bir taraftan 3 Mayıs 44, bir taraftan Cihan Harbi 39-45, bunlar böylesine bir dünya ve böylesine bir Türkiye ortamı içerisinde. Bir taraftan 44'te milliyetçilik mahkum edilmeye başlanıyor, ama bir taraftan da harp bitiyor. Harp bittikten sonra bu sefer Sovyetlerin, demin kısmen bahsedildiği gibi, Yusuf'un bahsettiği gibi, işte o dostluk anlaşmasını iptal etme, tekrar Boğazları ele geçirme veya efendim doğudaki vilayetleri tekrar talep etmesi üzerine bocalayan bir Türkiye ve sonra demokrasiye doğru yönelen ve NATO ile biten bir Türkiye. O arada Hamdullah Subhi Bey'in, ki belki ondan da bahsetmek lazım mı Sayın Sarınay? Şimdi Bükreş'e gitmesi bir de hayra vesile oluyor. Orada ilk defa hiç kimsenin, adeta unutulmuş, kimsenin haberdar olmadığı Moldova'daki Gagavuz Türklerini orada buluyor ve oradaki küçük ama Türkiye Türkçesiyle, Rumeli Türkçesiyle konuşan, isimleri Slavca ama soyadları tamamıyla Türkçe olan ilk defa Gagavuzları Türk Ocakları'nın ebedi genel başkanı Hamdullah Subhi Bey orada buluyor. Şimdi Hamdullah Subhi Bey Türk Ocakları'nı yeniden açma şeyi, ama CHP'den bağımsız milletvekili, sonra 49'da Türk Ocakları'nı yeniden açıyor. Ama o sırada Türkiye'nin ortamı değişmiş, vasat değişmiş, yeni dernekler kurulmuş. Türkiye'de birçok milliyetçi teşekküller meydana gelmiş, ama bunların içerisinde en önemlisi merhum büyüğümüz, sanat tarihçi, büyük sanat tarihçi Haluk Karamağralı'nın efendim başında olduğu Türk Milliyetçileri Derneği teşekkür etmiş, büyük ilgi görmüş, şubeler açmaya başlamış. Hatta ilk kongresinde efendim Türkeş Bey'inde dünür olan Sait Bilgiç, Bilgiç ailesinin, o muhteşem ailenin bir mensubu olan Sait Bilgiç ve aynı zamanda Demokrat Parti milletvekili, genel başkan olur, ama ne var ki sanki bu sefer de Türk Milliyetçileri Derneği, Türk Ocakları'nın 1931'de, hatta 27'den başlayıp 31'e kadar devam eden Türk Ocakları'na el koyma ve sonunda kapatma faaliyeti bir de Türk Milliyetçileri Derneği'nin başına gelir adeta ve kendi milletvekilleri başında olmasına rağmen Türk Milliyetçileri Derneği ile ilgili karar çıkarırlar ve Türk Milliyetçileri Derneği kapatılır, kapatılmak cihetine gidilir. Niye? Aynı şekilde o zaman Cumhuriyet Halk Fırkası bir bakıma Türk Ocakları'ndan nasıl çekindiyse, bu sefer de 51'de Demokrat Parti, ki sonrasında galiba öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam, Celal Bayar Ergun Gözey ile olan mülakatında yaptığımız en büyük hata idi diye Milliyetçileri Derneği'ni kapatmalarını ifade eder. Kapatılır, ama buna rağmen Türk Ocakları, yani Hamdullah Subhi Bey'in yeniden kendi konağında İstanbul'da açılışını sağladığı Türk Ocakları bir türlü hayatiyet bulamaz. Ne zaman ki hayatiyet bulur? 1959 yılında o sırada Demokrat Parti milletvekili ve aynı zamanda genel başkan yardımcısı olan büyük tarihçi, büyük Selçuklu tarihçi, Türk Ocakları'nın yine Abidevi genel başkanlarından Osman Turan'ın Türk Ocakları'na genel başkan olmasıyla Türk yurdu
enerjisinin özellikle Kerkük'lü ağabeyimiz, o büyük insan, güzel insan Ömer Öztürkmen tarafından çıkarılmaya başlanması, Neşriyat Müdürlüğü'nün de Galip abi tarafından yüklenilmesi, Şadi ağabeyimizin, Ordulu Şadi Pehlivanoğlu ağabeyimizin de Türk Ocakları'nın idare müdürlüğünü üstlenmesiyle Türk Ocağı'na yeni bir heyecan, yeni bir ruh iklimi hakim olur ki o yıllarda, o 59-60'da çıkan Türk Yurdu Dergisi'nin mesabesinde Türk Edebiyat tarihinde Türk dergicilik, mecmuacılık hayatına bir derginin çıktığından bahsedilmez. Ne var ki o dönem, yeniden Türk Ocakları'nın o canlanma dönemi maalesef yeniden hayatiyet bulamaz. Zaten Osman Hoca'ya gelinceye kadar hamdülillah Sufi Bey hem bir taraftan Türk Ocakları'nı açarken sadece ta ilk başta 30'lardan itibaren beraber olduğu heyetle Türk Ocakları'nı yeniden açar. Efendim Demokrat Parti'de yeniden 31'de olduğu gibi ola ki Türk Ocakları'yla ilgili bir şeyler düşünür diye çok fazla sayıda şube açmak cihetine gitmez malumlarınız olduğu veçile. Bir taraftan da yeni bir genç taban, o ruh yoktur. Halbuki Türk Ocakları'nı doğuran ruh, genç ruhlar, 18, 19, 22'li yaşlardaki ruhlar, Türk Ocakları bu genç ruhlarla birleşemeyince bir türlü hayatiyet bulamaz Osman Hoca'ya kadar. Osman Hoca'yla bulunan hayatiyet de maalesef 60 darbesiyle beraber Osman Hoca'nın yasa diye gönderilmesiyle 16,5 ay müddetle orada yatılmasıyla Türk Ocakları o arada darbecilerle iyi münasebetler içerisinde olan Necati Akter Hoca'nın Türk Ocakları'na genel başkan olması, Türk Ocakları o sırada darbecilerle daha iyi ilişkiler içerisinde olması, gençlik kollarının kapatılması, gençlerin tasfiye edilmesi ve o gençlerin Türk Ocakları'ndan gitmesi, bir parantez açıp onu söyleyeyim, o gençler oradan ayrıldılar. Efendim Nuri Gürgül ettiğimiz Saadet Somuncuoğlu ağabeyimiz, daha önceden Hakk'a yürüyen İbrahim Metin ağabeyimiz başta olmak üzere bütün bunlar Türk Ocakları gençlik kollarından yetişen bu insanlar bir taraftan oradan ayrılırlar ve Üniversiteler Kültür Kulübü adıyla, daha sonra Kültür Derneği'yle yeni bir hayırlı bir cemiyete ruh verirler ve orada çok güzel bir camiye oluşmaya başlar. İşin bir tarafında da bu. Ama Necati Akter döneminde Türk Ocakları herhangi bir şey yapmaz. Adeta uykuda gibidir. Esas Türk Ocakları oradan tasfiye edilirler. Bu uyku dönemi bu şekilde devam eder. Ne zamana kadar? Tekrar 1,5 sene sonra Hamdullah Sübü Bey'in yeniden genel başkanı, yani üçüncü sefer Hamdullah Sübü Bey yeniden genel başkan olur. Bu dönem Hamdullah Sübü Bey'in rahmetli oluşuna 66'ya kadar devam eder. Onun rahmetli olmasından sonra Türk Ocakları yeniden Osman Turan'ın genel başkanlığında yoluna devam eder. Ama o sırada Türkiye'de çok önemli hadiseler olmuştur. Ne işte 60 darbesi oldu. 60 darbesinin sonunda getirilen anayasa hareketleri, 60 anayasası, 61 anayasası ve anayasanın getirdiği yeni haklar, o yeni haklarla beraber Türkiye'de belirlenmeye, ortaya çıkmaya başlayan tip hareketi, sosyalist hareketler, Yön Dergisi gibi, Doğan Avcıoğlu'nun yönetimindeki Yön Dergisi, onun yazmış olduğu Türkiye'nin Düzeni kitapları vesaire, bütün bunlar askerde, orduda ilgi görmeye başlar. Şimdi esasen Türk Ocakları camiası hem Osman Turan'ın Demokrat Parti hem de taban itibariyle 60 darbesini yapanlara karşı muhaliftir bir taraftan. Ama bir taraftan da 60 darbesini yapanların içerisine bir de bakarlar ki o sırada kendilerine sıcak gelen, kendilerinin bildiği bir isim vardır, Alparslan Türkeş Bey. Zira Alparslan Türkeş daha öncesinde Türk Ocakları'na gelir, zaman zaman Türk Ocakları'nda subay üniformasıyla beraber orada konferanslar verir. Hatta daha sonra ihtilal yapacağı arkadaşlarını da, onlar da gelirler Türk Ocakları'nda konferans verirler. O zaman Türk Ocaklar biraz daha rahatlamaya başlarlar. Şimdi bu şekilde gelen bir Türk Ocağı sonra bu 13'ler, yani 60 ihtilalini yapanların içerisinde tasfiye edilen 14'ler, Türkeş Bey ve arkadaşları, sonra onların tekrar Türkiye'ye dönmeleri ve 65'te CKMP'ye, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne, Fevzi Çakmaklar tarafından kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girerler. Türkeş Bey genel başkan olur. Sonra 69'da o CKMP, efendim işte Türk Milliyetçiliğini siyasi planda temsil eden Milliyetçi Hareket Partisi haline dönüşür. O sırada bir taraftan bu sol hareketler, bir taraftan Fransa'da başlayan öğrenci hareketleri 67-68'den itibaren Türkiye'deki milliyetçi tefekkürü de, milliyetçi düşünceyi de, milliyetçi gençlik hareketlerinde, daha doğrusu Türk milliyetçiliğinin sanki Balkan Harbi sonrasında olduğu gibi yeniden hayatiyet bulmasına, yeniden sivil tabanla, milletle buluşmasına imkan sağlayan, yol açan bir takım gelişmeler oldu. Yani solda bu gelişmeler meydana gelirken
aynı zamanda da Türk milliyetçiliğinin sivil tabana yayılmasına, o zamana kadar tamamıyla bir fikri hareket, bir entelektüel hareket halinde devam ederken, ondan sonra siyasi ve fikri hareket halinde MHP bünyesinde Türk milliyetçiliği temsil edilmeye başlandı. Ama sol, bir taraftan yurt dışından desteklenen sol, kuzeyimizdekiler tarafından desteklenen, bir taraftan dahildekiler ve aşağıdaki Suriye tarafından desteklenen Beka Vadisi'ndeki kır gerillası faaliyetlerle Türkiye'de bir taraftan Mahir Çayan'ların, Mahir Çayan'la beraber arkadaşlarının, şimdi Türkiye'deki bir siyasi parti liderinin içinde olduğu veya başka bir siyasi partiden milletvekili bir dev genç genel başkanının olduğu, birileri tarafından, Mahir Çayanlar tarafından kır gerillası faaliyetleri başlatıldı. Benim yaşı benimle beraber olanlar az çok hatırlayacaklar. Dev genç, TKPC, TK, Türk Halk Kurtuluş Ordusu gibi illegal bir takım örgütler, elçilerin kaçırılması, sonra kaçıran Mahir Çayan arkadaşların efendim işte Tokat'ta, Kızıldere'de bir kısmının katledilmesi, öldürülmesi ve vesaire ve onların işte elçi ve arkadaşlarını katletmeleri, Devgen o sırada şeyin Deniz Gezmiş ve arkadaşların Nurhak Dağı'na doğru çıkmaları, o günler şöyle az çok hatırladığımızda böyle bir Türkiye, böyle bir Türkiye ile Türkiye 1970'lere doğru geldi. 70'lerde evet bizim üniversite çağına başladığımız zamanda o sırada erkek teknikte okuyan Dursun Önkuzu, şehit Dursun Önkuzu erkek teknikte efendim daha önceden okuldaki bir müstahdemin haberdar olması sonucunda haberdar edilip bizlerin ve o zamanki yöneticileri haberdar etmemize rağmen o sırada Haldun Menteşoğlu, Süleyman Demirel Başbakan buna rağmen bir şey yapılmadı ve maalesef ve maalesef evet Zileli Dursun Önkuzu şehit edildi. Biz cenazemizi aldık, götürmeye çalıştık, vermediler, geldiler bizlerin olduğu Türk Ocağı'nı bastılar. O günlerin Cezmabe özellikle çok şahidi, birebir şahidi çünkü o sıralarda Ankara Türk Ocağı'nda başkanlığını devrede ediyordu. Bir belki açılımda oraya benim yapmam lazım ama esas Cezmi abinin anlatması lazım o günlerde. Çünkü o sırada evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikri derinliğini ve esasen bir bakıma derin aklını temsil eden Dündar Taşer büyüğümüz, merhum Dündar Taşer büyüğümüz Cezmi abi ve arkadaşlarını o sırada Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a gönderdi. Cevdet Sunay'la görüştüler ve birçok şeyler, bu Haldun Menteşoğlu'nun ne yaptıkları, hükümetin acizliği, nelerin olduğu, nelerin bittiği Cezmi abi tarafından anlatıldı. Ama ne var ki bunlar çok fazla mâkes bulmadı. Türk Ocakları binasını bastılar, eşyalarımızı aldılar, kütüphaneleri aldılar ve Türk Ocakları binasına el koydular. Orada geçmişte bir yanlış yapılmıştı. Çünkü Demokrat Parti hükümeti Türk Ocağı binasını tekrar Türk Ocakları Halk Evi'nden ve Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan alıp Türk Ocakları'na iade ederken maalesef tapuya bu tescil edilmemişti ve sadece bir kullanma hakkı verilmişti Türk Ocakları'na ve maalesef bundan hareketle Türk Ocağı binasının kullanma hakkı iptal edildi ve Türk Ocakları'nın kendi imkanlarıyla kurdukları, kendi paralarıyla kurdukları, Çankırı'dan, Amasya'dan kanılarla getirilen taşlarla, kerestelerle yapılan Türk Ocağı, Türk Ocakları'nın elinden alındı ve daha sonra Türk Ocakları 1975'te Milliyetçi Cephe Hükümeti zamanında şimdiki haline, yani Resim ve Heykel Müzesi haline maalesef getirildi, dönüştürüldü. Ondan sonraki yapılan çabalarda maalesef akim kaldı. Şimdi bir taraftan o dönem, yani 71 dönemi, Türkiye'nin muhataralı dönemleri, 9 Mart'ta bir taraftan işte Doğan Avcıoğulların sivil kanadını temsil ettiği Cemal Madanoğulların 60 ihtilalcilerinden Cemal Madanoğulların asker kanadını temsil ettiği o dönemde bir taraftan Mümtaz Soysallar, Mihri Beliler, efendim Milli Demokratik Devrim, efendim vesaire işte bir taraftan Yön Dergisi, bir taraftan Devrim Dergisi'yle Türkiye'de korkunç bir kargaşa, illegal oluşumlar ve bir taraftan 9 Mart'a doğru bu cuntalar bir araya geliyor ve 9 Mart'ta müdahale. O sırada bu cuntaların içerisinde olan Mahir Kaynak, o zaman İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde asistan, ondan alınan bilgilerle bunlar o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler içerisinde, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur içerisinde, maalesef sonra Faruk Gürler kısmen bunlardan ayrılır, müdahale etmeye çalışırlarken devlet Cevdet Sunay'la beraber, Memduh Tağmaç Paşa ile beraber ve esasen hakkı teslim etmek gereken Fuat Doğupaşa, MİT'in o zamanki müsteşarı, onlarla beraber devlet vaziyet etti 12 Mart'ta. Sol bocaladı 12 Mart müdahalesini, sanki
Türkiye'deki o cuntaların yaptığı gibi ilk anda öylesine bir şaşkınlık içerisinde bocaladılar. Durdular, beklediler. Daha sonra öyle olmadığını anlayınca dağa çıkmaya işte o demin söylediğim Deniz Gezmiş, Mahir Şayan vesaire bunlar kır gerillasını başlatmaya başladı. Böyle bir Türkiye ve bu Türkiye 74'lere geldi. 71'de içeriye alınan bu sebeplerle bir takım militanlar sonra 74'te maalesef bir af kanunuyla tekrar bırakıldılar, çıkarıldılar ve bunlar tekrar 74'ten 78'e kadar korkunç yani 5000-5500 civarında ülkücü gencin katledilmesine, devlet adamlarının başta merhum Günsazak başta olmak üzere katledilmesine vesile oldular ve yol açtılar. Bir dolu şeyler, kahve taramalar, otobüs taramalar böylesine bir Türkiye'nin içerisinde. O sırada Türk Ocaklar Cezmi Abbasi'nin içerisinde, çünkü dediğim gibi Ankara'da Türk Ocaklarının Ankara Şubesi'nin başkanıydı. Yapılan çalışmalardan, yapılan gayretlerden, çabalardan hepsinden çok yakından haberdar. O zamanki faaliyetlerin esas o belki anlatmalıydı. Bu şekilde 12 Eylül'e geldik Sayın Sarınay. Aziz dostum, aziz kardeşim. Geldik 12 Eylül'e. 12 Eylül'de bildiğimiz gibi evet şey el koyanlar müdahale yaptılar. El koydular. Efendim Cenab-ı Allah bir daha bu millete hem 74'te 80 arasını göstermesin hem de 12 Eylül. Çünkü 12 Eylül'de Türk milliyetçiliği mahkum edilmiş. Bilinerek şuurlu bir şekilde Nurettin Soyer tarafından özel kurulan mahkemede Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçiliğinin sistemleştiren Türk ocakları mahkum edilmek istendi. Bu MHP büyük davasını anlatırken bu hususu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü Nurettin Soyer'in o hacimli ve özellikle militan bir takım akademisyenlere hazırlattığı, yazdırdığı, birçoğunu biliyor siyasal bilgilerden hazırlattığı o iddianame Türk milliyetçiliğinin ilk defa ortaya çıkışıyla ve Türk Ocakları tarafından temsiliyle başlar. Yani ilk defa Nurettin Soyer orada Türk milliyetçiliğini ve Türk Ocaklarını mahkum etmek üzere iddianamesine başlamıştır ve safahatı öyle getirmiştir. O şekilde 1980'de bütün dernekler gibi Türk Ocaklarına faaliyetlerine ara verildi. Zaten daha öncesinde evet Türk Ocaklarının şimdi 70'teki haline baktığımızda Osman Turan Hoca, efendim orayı da geçmeyelim, büyük tarihçi Emin Bilgiç Hoca, Türk Ocakları'nın genel başkanına Osman Hoca'nın karşısında aday olur, kaybeder ama mahkemeye verir, sonradan efendim Emin Bilgiç genel başkan yapılır. Efendim Osman Hoca, o büyük tarihçi maalesef Türk Tarih Kurumu'ndan uzaklaştırılmıştı. Türk Tarih Kurumu'na dil tarihten uzaklaştırılmıştı. Müracaat eder, kabul edilmez. O zamanki sosyalistler tarafından Mustafa Akdağ ve arkadaşları tarafından maalesef kabul edilmez o zaman. Hem tarih hem o zamanki esas inşa ettiği, emek verdiği tarih kurumundan ihraç edilir. Hem de fakültesine yeniden alınmaz. Bunun üzerine Osman Hoca emekliğini ister, emekli olur ve evet kahırla İstanbul'a döner ve oradaki o muhteşem kitapları Osman Hoca'nın o yıllarda ortaya çıkar. Yani vefatı olan 78 yılına kadar Osman Hoca bildiğimiz o insan boyundaki abidevi eserlerini o dönemde ortaya koyar. Öyle bir şey. Emin Bilgiç'ten sonra uykudaydı. Bir bakıma bu işin mimarı da Cezmi abi belki oralar da anlatmalı. Yayın belki uzar ama Cezmi abinin müdahalesi ile Emin Bilgiç'e gidip müdahalesiyle bir takım şubeler harekete geçirip olağanüstü kongre toplamasıyla o zamanki bizim ülkü birimiz var. Ülkücü Öğretmenler ve Öğretim Üyeleri Derneği başında o büyük abidevi insan, Türk Ocakları'nın büyük genel başkanı Orhan Düzgüneş Hoca genel başkan Cezmi abi onun heyetinde hep beraber oradayız. Fiilen çalışıyoruz orada. Fedakarca Üniversiteler Kültür Derneği mensupları bir taraftan oradalar, bir taraftan evet oradan 1975 cephe hükümeti ve Ayvaz Gökdemir'in öğretmen okulları, o abi milli eğitimin adeta tevfikilerini kısmen yaptığı ama esas itibariyle esas cumhuriyet döneminde milli hale getirilmeye çalışıldığı dönem Ayvaz Gökdemir'in o kısacık iki döneme sığan ve yüz binlerle öğretmen yetiştirilen o milli eğitimi sayeden milli olduğu Erol Güngör'lerin, Mehmet Kaplan'ların, efendim işte Süleyman Ayrı olayların, Faruk Sümerler'in kitaplarını yazdığı, Nihat Sambanalara kitaplar yazdırılan şuurlu dönem. O döneme doğru gidilen Türkiye ve Türk Ocakları'nın genel başkanı Orhan Düzgüneş Hoca ve Cezmi Bayram yine o zaman da onun yanında. Ama Türk Ocakları o dönemde de çok fazla aktif hale gelemedi. Milliyetçi çünkü siyasi milliyetçilik daha hakim vaziyette. Türk Ocakları geri planda 12 Eylül'e gelindi. 12 Eylül bütün derneklerle Türk Ocağı'nı kapattı. Sonrasında Türk Ocakları yeniden bir müddet sonra derneklerin müsaade edilmesi Türk Ocakları açıldı ve Türk Ocakları ondan önce geçen sene Hakk'a yürüyen o büyük Türk Ocakları'nın
her şeyi, Abidevi hayırsever ağabeyi büyüğü İdris Yaman Türk'ün Çelikkale sokaktaki ihtas ettiği binadaydı. Daha sonra efendim aynı zamanda Orhan Düzgüneş Hoca Ziraat Mühendisleri Birliği'nde başkanıydı. Sakarya Caddesi'nde, Ankara'da, merkezde, Kızılay'da o derneğe taşındı. Türk Ocakları'nın genel merkez oraya taşındı. Ve sonrasında şartlar müsait olduğunda Türk Ocakları yeniden faaliyete geçmeye karar verdi Osman Hoca'nın başkanlığında. Ve şimdi Yusuf'cum, senin sorduğun soruya da yeni geliyoruz 86'ya. 86'da tarihi Türk Ocağı hızlanabilirsek iyi olur. Evet, tarihi Türk Ocağı binasında Türk Ocağı'nı hep beraber açtık. Muhteşem bir tabloydu. Türk Ocaklar o zamanki o görüntüleri, videoları mütemadiyen arşivlerine koymalı ve yayınlamalılar. Başbakan Turgut Özal ve bütün kabinesiyle beraber orada tarihi Türk Ocağı binasında Türk Ocağı'nı açarken ve Başbakan Turgut Özal şunu söylüyordu o zaman. Evet, orada bulunan dostlarımdan belki birkaç kişi vardır. Şunu söylüyordu. Evet, Türk Ocakları'nın tarif ve temsil ettiği Türk milliyetçiliği bizim anlayışımızı temsil etmektedir. Bizim milliyetçilik anlayışımız da budur diye açıkça orada taahhütte bulunuyordu Turgut Özal. Ve ondan sonra Türk Ocakları Türkiye'nin birçok yerinde hızlıca yayılmaya ve açılmaya başlandı. Evet, işte Eskişehir'di, Afyon'du, aklımıza gelen hemen bütün şubeler kısa bir zamanda açılmaya. Çünkü 86'da Türk Ocakları'nı açmak üzere bir avuç insan Ankara'da toplandığımızda şöyle bir düşünce hasıl olmuştu. Şimdi bu dönemde, Turgut Özal döneminde Türkiye'nin birçok yerinde yeni üniversiteler açıldı. Yeni üniversiteler. Trabzon'da zaten vardı, Erzurum'da zaten vardı ama onun dışında hemen her yerde, Afyon'da, Kütahya'da aklınıza gelen her yerde, Konya'da bir dolu üniversiteler açıldı. Bunların bir kısmı Erol Güngör Konya'da olmak üzere başta efendim birçok rektörler, işte Şakir Akça gibi, Tarık Somer gibi birçok büyüklerimiz rektör oldu muhtelif yerlerden ve üniversitede milli bir yapılanma en azından bir kısmında ve buralarda meydana gelen bir akademik kadro, bir entelektüel kadro şöyle düşünmüştük biz. Evet, Türk Ocakları Anadolu'ya özellikle üniversite şehirlerine gitmeli ve üniversite şehirlerinde Türk Ocakları şubeleri açılmalı. Ve bu şubelerde, oralarda Türk Ocaklı münevverler fikirler teşkil etmeli. Fokur fokur bu fikirler kaynamalı ve burada meydana gelen fikirler merkeze, Ankara'ya gelmeli ve dolayısıyla Türk Ocakları sayeden de kuruluş felsefesi istikametine Türkiye'deki bir fikri heyecana, fikri gelişmeye yol açmalı. Türk Ocakları'nı hepimiz, biz bugün Cezmi abi ve bizler işte Nuri abimiz ve diğer abilerimizle beraber açmayı düşünürken oradaki esas düşünce buydu. Yani bir fikri cevalan başlasın. Türkiye'nin eksiği bu. Ve Türk Ocakları da zaten bunun için kurulmuştu. Baştaki varlığı bu sebepleydi. Ve o sebeple yeniden Türk yurduna ruh verilmeye çalışır. Cezmi abi ilk açılan şube İstanbul'da, sonra Ankara şubesi. Efendim o Ankara şubesi Orhan Kavuncu'nun başkanlığında, İstanbul'da Cezmi abinin başkanlığında ve çok muhteşem, heybetli heyetlerle bu Türk Ocağı şubeleri açıldı ve Cezmi abi İstanbul'da Türk Ocağı dergisi, Türk Ocağı'nın 1911'den itibaren aksamalı olarak gelse bile Türk Yurdu dergisini İstanbul'da çıkartmayı kabul etti ve Cezmi abi 2 sene boyunca İstanbul'da fedakarane bir şekilde Türk Yurdu dergimizi 2 sene boyunca çıkarttı. Sonra biz dedik ki yeter Cezmi abi, sen orada çok yoruluyorsun. Biz evet Türk Yurdu dergisini Ankara'ya intikal ettirdik ve Ankara'da başına işte bildiğiniz bizim Çağatay kardeşimizi getirerek Türk Yurdu dergisi. Şimdi o günden bu tarafa demek ki 33-34 senedir muhteşem bir şekilde, yani Türkiye'de çok az dergiye nasip olan bir ömür içerisinde istikrarlı bir şekilde en azından Türk Yurdu dergisi yayınlanıyor, neşrediliyor. Yani Türk Ocakları bir taraftan şubeler açmaya başladı. Anadolu'daki üniversitelerde yeni meydana gelen kadroları bünyesinde. Çünkü o zaman şöyle düşünmüştük biz. Mutlaka açılan şubelerin başında akademisyenler olmalı. Türk Ocakları akademik bir hüviyette ama genç tabanla mutlaka münasebet kurar. Her şubesinde mutlaka gençlik kolları olmalı. Çünkü Türk Ocağı'nın varlık sebebi gençler idi. O ruhu kaybettiği takdirde Türk Ocağı olmazdı. O sebeple şimdi arkadaşlarıma bir kere daha bunu söyleyeyim. Türk Ocakları şu anda da bütün şubelerinde şahsiyetli bir nesil yetiştirme istikametinde mutlaka gençlik kollarını. Zira biz o günden bugüne, bakın şunu söyleyeyim, Eskişehir Türk Ocağı olarak o günden bugüne her senenin sonunda gençlik kurultayları yapıyoruz. Ve Milli Mefkure Mekteplerimizde, Türk Ocağı Akademimizde yetişen gençler sene sonunda hazırladıkları tezlerle beraber diğer yerlerden gelen gençlerin de katılımıyla gençlik kurultaylarını yapmaya devam ediyoruz. Zaten bu arada
90'lardan itibaren Türk Ocakları'nın eline, Türk Ocakları'nın o zamana kadar iddialarını doğrulayan bir tarihi gerçek ortaya çıktı. Malum hangi tarihi gerçek? Türk dünyasının kendine gelmesi. Türk dünyasının artık başındaki planganın kırılması, çözülmesi, kendine gelmesi. Ondan sonra Türk Ocakları'nın isabetle yaptığı bir şey, Türk dünyası gençlik kurultayları yıllarca bunu muhteşem bir şekilde Kırım'da yaptı, Bosna'da yaptı, Azerbaycan'da yaptı. Bu kurultaylar bugün o kurultaylarla ki Türk Ocakları yeniden bunları şu anda da düşünmeli ve yapma istikametinde gayretin çabanın içerisinde mutlaka olmalı. Çok önemliydi çünkü Türk Ocakları'nın Türk dünyasıyla olan bu münasebetleri ve bağı bugün şey başta olmak üzere mesela şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'nın işte bu kültür şeyinin başındaki Darhan Hıdralı kardeşim Kazakistan'da başta olmak üzere bütün bunlar o dönem gençlerin arasında yetişenler. Şimdi içinde başbakan yardımcıları var, milletvekilleri var, müsteşarlar var, elçiler var. Yani o faaliyet mutlaka devam ettirilmeli. Türk Ocakları'nın bünyesindeki gençlik faaliyetleri kesinlikle ihmal edilmemeli. Şahsiyetli bir nesil. Biz bunu yetiştiremiyorsak Türk Ocakları boşa uğraşıyor. Türk Ocakları'nın kapısına kilit vuralım. O sebeple mutlaka genç, dinamik nesil, genç, dinamik düşünen, okuyan, sizleri bilen, Yusuf Sarınay okuyan, Mehmet Öz'ü okuyan, geçmiş büyüklerini bilen, anlayan, Orhan Düzgüneş'i bilen, anlayan o büyük insanı, o gençler yetişmediği takdirde Türk Ocakları'na bir şey olmaz. Yani boş yere uğraşmış olur. O sebeple gençlik faaliyetleri Türk Ocakları'nın bünyesinde yapılmaya başlandı. Dergi çıkarılmaya başlandı. Şubelerden efendim özellikle ilk zamanlarda sanki bana göre öyle geliyor. Daha aktif, daha dinamik faaliyetler işte yapılmaya başlandı. Şube sayıları şimdi bizim siyaset yapmak gibi falan bir niyetimiz yoktu. Çünkü Türk Ocağı'nı kuran o ifade ettiğiniz gibi o 190 gencin vasiyeti vardı. Evet bizim emeklerimizle meydana gelecek, kurulacak bu cemiyet kesinlikle siyasete hadim olmasın diyorlardı. Dolayısıyla biz evet Türk milliyetçiliği fikrini kültür planında en üstte çünkü milliyetçilik ve diğer mukaddes değerler bütün millete ait. Sadece Türkiye'de yaşayan Türkler değil, Türklük alemine ait olan değerler. Dolayısıyla Türk Ocakları bunları temsil ediyordu, bu değerleri temsil ediyordu. Siyaset yapmak gibi çabamız yoktu. Belki şubeleri bu kadar arttırmaya da gerek yoktu. Ama Anadolu'daki meydana gelen bu üniversitelerdeki akademik ruh bir bakıma Türk Ocakları'nın şubelenmesine belki de yol açtı. Ha peki bu arzu edilen sonuçları doğurdu mu istenilen manada? Böylesine bir düşünce hareketine dönüşebildi mi? Ben o konuda çok fazla iyimser değilim. Keşke çok daha farklı, çok daha güçlü bir fikri harekete, entelektüel hareketin daha da geliştirici bir halde dönüşseydik diye düşünüyorum. O bakımdan da şu anda Anadolu'ya yayılmış olan üniversitelerimize mutlaka oradaki Türk milliyetçiliği fikrine, şuuruna fark etmez. Değer veren, gönül veren akademisyenler Türk Ocakları mutlaka bünyesinde toplamalı ve bünyesinde topladıkları bu akademisyenlerle beraber mutlaka her Türk ocağı bir fikir ocağı haline, bir düşünce ocağı haline mutlaka gelmeli. Gelmiyorsak yani gençlik faaliyetlerimiz yoksa eğer şahsiyetli bir gençlik yetiştirme faaliyeti, bir düşünce odağı da olamıyorsak o zaman ne gerek var bize? Ayda, yılda, iki ayda bir toplanmakla, aynı yüzlerle bir araya gelmekle. Elbet bu da çok hoş bir şey. Dostluk, evet bir camia olma elbette ki güzel bir şey bunlar ama esas itibariyle bir düşünce harekatının dinamizmine sahip olmak, gençliğin o ruhunu bugünlere de yarınlarda taşıyıcı vazife yapmak. Türk Ocakları Nedim hocam. Toparlamaya çalışıyorum. Evet. Nedim hocam yani çok heyecanlısınız, ben bir şey diyemiyorum. Güzel de gidiyor. Zaman uzun ama biraz toparlayabilirsek sonunda. Toparlıyorum zaten. Sonunda sorular da olacak. Orada cevaplarınız evet. Hocam. Olsun. Peki demek ki bu şekilde Türk Ocakları açılıyor. Efendim önce Sadi abinin genel başkanlığında kısa bir dönem siyasete girmesiyle kaldı. Sonra Nuri abimizin, şeref genel başkanı Nuri abimizin, Cenab-ı Allah ona afiyetler nasip etsin inşallah. Efendim onun yönetiminde Türk Ocakları devam etti. Arkasından takiben şimdi onun halefi konumunda genel başkanımız Sayın Mehmet Öz'ün genel başkanında Türk Ocakları bugün ifade ettiğiniz gibi 100'e yakın şubesiyle faaliyetlerine devam ediyor. Ümit ederim Türk Ocakları bundan sonra da ebedi olarak ateşini tüttürmeye devam eder. Canlı ve harlı bir şekilde ortaya çıkış gayesi istikametinde Türk Ocakları'nın o gayeyi yeniden okumalı ve dün burada Eskişehir Türk Ocağı'nda ki yaptığımız dünüyle bugünle Türk Ocakları sizinle yaptığımız televizyon konuşmasında da Ocak'ta yaptığımız toplantıda bunları bir kere daha ifade ettim.
Yani o çocukların ruhu, analarının babalarının mezar taşları arasında Karacaahmet'ten ortaya çıkan o ruh, o aşk ve o ateş Türk Ocak, o gençlerin bize bıraktığı emanettir. Biz eğer o aşkı bugün taşımıyorsak o zaman çok fazla bir şeyden bahsetmek mümkün değil. O aşk, o ateş daha da harlanarak devam eder ümidiyle sözümü şimdilik burada bitireyim. Daha sonra gerekirse konuşuruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum Nedim Hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten oldukça analitik ve güzel bir değerlendirme yaptınız. Hafızalarımıza tazeledik. Buradan da geleceğe yönelik de takım şeyler çıkardık. Şimdi ben çok değerli hocam gene Bursa Şube Başkanımız Selçuk Kırlı Hocam'a dönmek istiyorum. Değerli hocam, kuruluşundan itibaren Türk Ocakları'nın temel dinamik fikirlerinden en önemlisi bu bütün Türklük davası, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri, hatta devletin içe kapandığı, dış Türklerle ilgilenmediği veya ret ve inkar ettiği dönemlerde dahi dış Türklerin varlığını bütün Türk kamuoyuna taşımış, bunun önderliğini yapmış. En son da bizim nesil için söylüyorum, gençler belki hatırlamayabilir, komünizmin yıkılışı ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını görmüş bir nesiliz. Bu sebeple bu çerçevede geçmiş ve gelecekte Türk Ocakları'nın Türk dünyasına yönelik ilişkileri, faaliyetleri nasıl olmuştur? Gelecekte nasıl olursa daha iyi olur. Türk dünyası ve Türk Ocakları başlığı altında neler söylersiniz değerli hocam? Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi asıl temel konu herhalde geleceğe yönelik olarak bu olmak durumunda. Türkiye'de Türk Ocakları'nın artık bir fikir kulübü olma, Türk milliyetçiliğinin akademisi olma özelliği yavaş yavaş öğrenilmeye başladı diye düşünüyorum. Ve Türk Ocaklıların kendi işlerinde temsil ettikleri şeyin ne olduğu konusunda bir haylice mesafe kat ettikleri kanaatindeyim. Bu yeterli anlamda söylenmiş bir söz değil. Nedim Hocam'ın söyledikleri doğrudur. Fikir kulübü olmak, fikir üretmek demektir. Fikir üretirken de eldeki bütün araçları kullanarak özellikle Ocaklı akademisyenlerin katkılarıyla Türk dünyasının sorunlarına çözümler önermek demektir. Bunlar yapılmadığı takdirde başkalarının ürettiklerini aktararak bir yere varmak çok fazla mantıklı olmaz. Mesele Türk dünyası boyutuna ulaşınca tabii neler yapılabilir sorusunu sorduğumuzda buradan bakarak yapabileceklerimizi tasarlamak en iyi niyetle de olsa sonuçta oraya ulaşmamızı çok fazla sağlamayabilir. Çünkü son dönemde evet Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla beraber diplomatlar seviyesinde en azından kendi aralarında artık Rusça değil Türkçe konuşmaya başladıkları, bizim diplomatlarımızla da Türkçe iletişim kurmaya başladıkları doğrudur. Ama bunun halk tabanına ne kadar yansıdığı konusunda şüphelerin olduğu da doğrudur. Bu çok kolay aşılabilecek bir baraj da değildir. Uzunca bir emek gerektireceği açıktır. Ve her şeyden evvel Türk Ocaklıların ilk yaptıkları şeylerden biri, işte Nedim Hocam da söz etti, Doğu ve Güneydoğu'daki ocakların kurulmasından itibaren Türkçenin yaygınlaştırılması ve öğretilmesinin faaliyetlerine benzer bir faaliyetin mutlaka organize edilmesi ve bunun içinde emek verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki en önemli iki tane temel sorun dil meselesi ve alfabe meselesidir. Bir millet olarak kalacaksak aynı dili konuşmayı artık öğrenmemiz gerektiği aşikardır. Aynı dil derken İstanbul Türkçesi üzerinde birleşmek konusunda bir takım kararlar şüphesiz var. Ama bu yeterli midir sorusunun cevabı benim kafamda soru işaretidir. Yani o bölgelerdeki insanların bizim lehçemizi öğrenmelerini isterken özellikle geçiş döneminde
buradakilerin de oradaki lehçelere vakıf olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hem dili zenginleştirme bakımından çok önemli bir şey olur, hem de hakkaniyete daha uygun olur. Yani orada konuşulan Türkçeden bizim Türkçemiz daha üstündür diye bir tartışma yapmanın bir anlamı yok. Bizim unuttuğumuz birçok kelimelerin o bölgelerde kullanıldığı aşikardır. Ve kelime hazinesini ne kadar zenginleştirebilirsek düşünce kapasitemizin o kadar artacağı da ortadadır. Şimdi bu konuda tabii bir takım temennilerde bulunmak güzel bir şey ama bunun nasıl gerçekleştirilebileceği konusu ayrı bir şeydir. Bu konudaki yeteneklerimizin neler olduğunu, ne kadar emek verebileceğimizi, bunu ne kadar finanse edebileceğimizi iyi hesaplamamız lazım faaliyete geçmeden önce. Çünkü doğru bir yola çıksak bile eğer o yolda belli adımları atamazsak eğer, o yolun sonuna varamayız ve varamadığımız zaman da çıktığımız yola tekrar çıkılması çok ileri dönemlere ertelenebilir diye düşünüyorum. Şimdi Bursa Türk Ocağı olarak biz bunu belli oranlarda gerçekleştirmek, bir örnek olabilmek amacıyla biliyorsunuz COVID'in engellemesinin ortaya çıkmasına kadarki dönemde bir senede ekonomik krizden dolayı yapamadık. 5 tane uluslararası toplantı yaptık. Ve Türk dünyasının çeşitli yerlerinden Türkiye'de isimleri çok iyi bilinen ama altı doldurulmamış olan şahsiyetleri oradan katılan akademisyenlerle beraber tartışıldığı simpozyumlar, bilgi şölenleri düzenledik. Başlangıçta gerçekten aramızda anlaşma zorluğu varken zaman içinde bu anlaşma zorluklarının ortadan kalktığını gördük. Ama dil konusundaki sıkıntıyı her zaman yaşadık. Çok önemli boyutlara ulaşmadı. Bu beni çok ümitlendiren bir şeydir. Yani Gaspralı İsmail'in döneminde çok daha ortak bir dil konuşulurken şu anda bir biraz daha uzaklaşmış gibiyiz. Özellikle daha uzak coğrafyalarda olan soydaşlarımızla. Bir toplantıda şunu hatırlıyorum. İşte Kırım'dan gelen bir konuşmacı konuşuyordu. Ve konuşmanı slide olarak da yazılı olarak yan tarafta geçiyor. Ve benim yanımda da Kırgızistan temsilcilerinden biri oturuyordu. Bana doğru eğildi. Sen anlıyor musun dedi. Ben dedim anlıyorum. Ben de ona sordum. Sen de okuduklarını anlıyor musun? Evet ben de okuduklarımı anlıyorum. Bizim lehçe ikisinin arasında bir yerde dedim. Çok hoşuma gitti. Yani birimiz dinleyerek daha iyi anlıyor, birimiz okuyarak daha iyi anlıyor. Şimdi bunun bir ortalamaya getirilmesi lazım. Her ikimizin de hem dinleyerek hem okuyarak anlayabilmemiz lazım. Bunun üzerine biz hemen o arada bir de tesadüf oldu. İşte bir Kırgız yazarın şiir kitabını Türkçe ve Türkiye Türkçesi ve Kırgız lehçesi kıyaslamalı olarak yayınladık. Hazır olarak elimize gelmiş bir kitaptı ve bu bize bir yön gösterdi. Onun üzerine Doğu Türkistanlı bir yazarın gene bir şiir kitabını, şiirlerin belli bir kısmını Türkiye Türkçesine çevirerek bir sayfada Türkiye Türkçesi, bir sayfada işte Afganistan'ın kuzeyinde konuşulan Özbek Türkçesiyle yayınladık. Şu anda da yayına hazır olan Nizami Gencevi ile ilgili 3 Azerbaycanlı akademisyenin yazılarından oluşan Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan lehçesinin kıyaslamalı kitabını yayınlama gayreti içindeyiz. Şu anda matbaada. Şimdi buradaki maksadımız geçiş döneminde dediğim gibi her iki tarafta da okunabilecek kitaplar oluşturmak. Ve bu sayede en azından akademik seviyede dil birliğine doğru biraz daha adım atmaya katkıda bulunmakta. Tabii bizim çapımız çok küçük ve bugünün ekonomik şartlarında kitap yayınlamak da çocuk oyuncağı olmaktan çıktı. Ne yazık ki çok büyük maliyetlere ulaşıyor kitapları basmak. Hatta kargoyla göndermek bile olağanüstü maliyetlere ulaşıyor. O zaman oturup elektronik ortamda bunu nasıl yapabiliriz başladık. Kırgızistan'da ve Azerbaycan'da ulaşabileceğimiz artık yakın dostumuz gibi olan akademisyenlerimiz var.
ki o bölgelerdeki üniversitelerde çalışmış akademisyen arkadaşlarımızın önemli bağlantıları var diğer Türk Cumhuriyetlerindeki, Kazakistan'da buna dahil. Böyle bir faaliyet özellikle dil konusunda ve zaman içinde de alfabe konusunda belli ortalamaları bulmamıza katkıda bulunabilir. Bizim de onları anlamamıza emek vererek onların lehçelerini de belli oranlarda anlamamıza faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu bir örnekti. Bir ikinci örneği vereyim. İşte Cengiz Aytmatov'la ilgili toplantıyı yaptığımızda oğlu Asgar Aytmatov rektörlükte yemek yerken bizim rektör beyle beraber bir teklifte bulundu. Yılda bir bu bir büyük Türk uluslararası bilgi şölenlerini farklı farklı Türk ülkelerinde yapalım ve o ülkelerin büyük isimlerini tartışalım diye bir teklifte bulundu. Kırgızistan'da bunu yapmak için de yardımcı olacağı vaadinde bulundu. Tabii ki o gün bunu kabul etmek gibi bir şansımız yoktu. Sonuçta biz bu işi nasıl yürütebiliriz mücadelesindeydik. Ama bundan sonrası için düzenlenemez bir şey değil. Yani yapılabilir olarak düşünüyorum açıkçası. Hele online bilgi şöleni yapma imkanlarının geliştiği bir dönemde bu çok daha kolay olur. Ki Türk Cumhuriyetlerindeki Türkoloji bölümleri özellikle Kırgızistan'dan örnek vereyim. İşte genç Türkologlar Kongresi düzenlediklerinde Bursa Türk Ocağı'ndan destek istediler. Biz bunu verdik. Bu tür destekler çok büyük boyutta masraflara sebep olmuyor ama birliktelikleri oluşturabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi akademik seviyede belli bir ortalamayı ve bağlantıları sağlamadan zaten o insanların gayreti olmadığı takdirde toplumsal seviyede bunları sağlamamıza imkan varmış gibi görünmüyor. Toplumsal seviyede o bölgelerde kurulacak ocakların faaliyetlerine danışırlarsa bir tavsiye olarak neler söylenir düşündüğünde açıkçası kültürün aktarılması daha çok edebiyat ve sanat ile olur gibi bir sonuca vardım. Ki dünyada her yerde böyle olmuştur. O zaman bu kitap taktiği doğru bir taktik olabilir. Yeter ki o bağlantıları düşünelim. Ama onun da ötesinde tabii geniş kitlelere ulaşacak bir takım faaliyetlere ihtiyaç var ki geniş kitlelere ulaşacak faaliyetler ancak oraların merkez medyaları özellikle de görsel medyaları vasıtasıyla veya bir takım ne deniyor sosyal medya sistemleri vasıtasıyla oluşabilir. Bu tür bağlantıların kurulmasıyla ortak bazı noktaların işlenmesi çok önemli olabilir diye düşünüyorum. Buradan hareketle Rusların destanlarımızı parça parça etmesinden dolayı işte Kırgızlara başka destan, Özbeklere başka destan, Kazaklara başka destan atamalarından hareketle başlangıçta bu destanların Türkiye Türkçesiyle güzel tercümelerinin o bölgelere iletilmesini ama elektronik ortamda ama basılı ortamda uygun olur diye düşünürüm. Ki bunlar gene iki lehçe karşılıklı olarak yapılabilir diye düşünürüm. Çünkü bir geçiş döneminde bu tür ikili basımlara ihtiyacımız olacağı kanaatindeyim açıkçası. Bunlarla o bölgelere ulaşmak çok önemli olabilir. Çünkü o destanlar bizim için Ergenekon neyse onlar için o, bir Kazak için Manas o. Oralardan bizim de onları önemsediğimizi halkın fark edebilmesi çok önemli bir hadise olur diye düşünüyorum. Bunun ötesinde folklor birlikteliklerinin ve benzerliklerinin ortaya konulduğu bazı faaliyetlerin etkili olabileceğini düşünürüm ilk etapta. Çünkü karşı taraftan her ne kadar siyasi seviyede veya akademik seviyede bir birliktelik vurgusu yapılsa dahi halk katmanlarının bunu özümsemesi, inanabilmesi ve gerçek olduğu konusunda da içinin rahat edebilmesi için halkın önemsediği ve kendi arasında oluşturduğu, kendine daha çok mal ettiği destanlar gibi, folklorik ögeler gibi konuların çok önemli olacağı ve onların iknaları konusunda da çok faydalı olabileceği kanaat. Tabii bunları yapabilmek için her şeyden önce oturup
kabiliyetlerimizin neler olduğunu bir düzen içinde kararlaştırmamız lazım. Hangi araçları kullanabileceğimizi, bu araçların kullanımını finanse edip edemeyeceğimizi, eğer edebileceksek bunu nasıl bir sistematik içinde yapabileceğimizi oturup düşünmemiz lazım. Ve bu çerçeve içinde çalışılırken gerçekten Türk Ocakları tarafından, Türk Ocaklılar tarafından üretilmiş olan, geçmişte, bugün veya gelecekte üretilecek olan milli mefruküreye hizmet edecek ve milletin bütünlüğünü daha sağlamlaştıracak fikir üretimlerinde aktarılması mümkün olur. Direkt olarak aktarıldığında soğuk karşılanacak birçok şey bu motifler arasında iletildiğinde çok daha rahat kabul edilebilir, özellikler taşır hale gelebilir. Bu bizi o bölgelerde çok rahatlatır diye düşünürüm açıkçası. Şimdi ocaklarımızın kurulmasıyla beraber tabii ki buradan bir otobüs dolusu adamı oraya götürmek gibi bir lüksümüz finansal açıdan mümkün olmayacaktır. Ama online sistemlerin devreye girmesiyle bir takım konferansların iletilmesi makul olabilir. Veya öğrenci toplulukları vasıtasıyla o bölgedeki üniversitelerde bağlantılı olduğumuz ve Türk Ocakları'na yakın akademisyenlerin kendi üniversitelerinde kuracakları öğrenci toplulukları arasında kurulabilecek bağlantılarda bu paylaşımları çok genişletebilir diye düşünüyorum. Cezmi Hocam'ın işaret ettiği gibi biz gençlikle ilgili faaliyetlerimiz bir taraftan ocağın gençlik kolları tarafından düzenlerken asıl olarak üniversitede gençlik kollarını tek başına bırakmadık. Çünkü gençlik kolları sözü bile öğrenciler için bazen itici olabiliyor. Yani Türk Ocağı'nın ne kadar bir akademik düşünce ve fikir hareketi olduğunu ispat etmeye çalışsak bile bazen belli mesafeli davranabiliyorlar ama Türk Ocakları'na bağlı olarak çalışan gençlik kolumuz, başkanımız onların organizasyonundan da sorumludur. Öğrenci kulüpleri vasıtasıyla aynı faaliyetleri yaptığımızda çok daha fazla katılım sağladığımızda net olarak gördük. 3 öğrenci grubumuz var şu anda üniversitede faaliyet gösteren. Bunlar genellikle edebiyat ve kültür alanında çalışan gruplar ve Türk dünyasından gelen öğrencilerin organize olduğu Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu da bizimkilerle paralel olarak çalışırlar. Bu bize büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü oradan çocukların teklifleriyle oradan gelen bir kitabı tercüme etmeye, Türkiye Türkçesine adapte etmeye kalktığımızda onların desteklerini alabiliyoruz. Onların desteklerini alırken biz onların lehçesini öğrenirken bu çocuklar bizim lehçemizi çok daha net öğrenir. Üniversitede okuyacak kadar Türkçe biliyor olmalarına rağmen özellikle deyimler konusunda önemli sıkıntılar oluyor veya edebi metin söz konusu olduğunda tabii ki normal konuşma lisanındaki ya da mesleki olarak kullandıkları lisandaki yeterlilikleri diğer tarafa yansıyamayabiliyor. Ama bu tür ortak çalışmalar bizim gençlerle oradan gelen gençler arasında yapıldığında gerçekten de gerek alfabe, gerek gramer, gerek dil açısından daha ortalamalı olduğumuzu görmeye başladık. Bir ikincisi tabii Türk dünyasına giderken dikkatli davranmakta her zaman için fayda var. Çünkü bu insanların geçmişlerine baktığımızda bir haylice büyük abi sultası altında yaşamış olmak gibi bir handikapları var. Ve benim net olarak fark ettiğim mesleki açıdan da bu konuya yakın olduğumdan dolayı yeni bir abiye ihtiyaçları olmadıkları tarzındaki tepkimeleri de her zaman var. Bu konulardan bir tanesi. Bir ikincisi tabii kendilerini siyasileri açısından da açıkladılar. Giderek inşallah halk katmanlarına da gelecek Türk olarak hissediyorlar. Bunda bir sorun yok. Ama bir taraftan da terk etmekten yana olmadıkları bir isimleri daha var. Yani ben bir Kazakistan Türküne Kazakistan Türkü dediğim zaman o Kazak olduğunu anlayabiliyor.
Yani kelimeleri kullanırken bile yapılan yanlışlar bazen problem yaratabiliyor. Gene bir panelde hatırlıyorum. İşte Türk dünyasının problemleri hakkında konuştuğumuzda işte Gazprom okullarının daha sonradan devreden çıkarılması ve sosyalist devrimden sonra tamamen ortadan kaldırılması konusu iletilirken bizim öğrencilerden bir tanesi dedi ki soru soruyor ya. Hocam bakın yanımda bir tane Kazakistan Türk'ü oturuyor, kendisine Kazak diyor. Kendisine Türk demesi gerekmez mi? Ben de dedim ki Kazakların Türk olduğunu hep beraber kabul ettiğimize göre biz bir ağacın dallarıyız. Bu bilinen bir söz ama altında ne yattığını bizimkilerin içlerine sindirebilmesi ayrı bir mesele. Mesela dedim yani Türkiye Türkleri olarak biz enteresan bir şansa sahibiz. Bizim farklı bir ismimiz yok. İşte Türk. Ama deselerdi ki Türkiye'deki Türklere siz Oğuz'sunuz. Buna itiraz eder miydik? Etmezdik. Çünkü biz Oğuz Türklerindeniz. Oğuz boyundan sonuçta. Türkiye'nin adı Oğuzistan olsaydı ve biz doğduğumuzdan itibaren eğimizde Oğuz olarak büyütülmüş olsaydık ve Kazakistan'dan birileri gelip deselerdi ki ya siz Oğuz değilsiniz, siz Türksünüz. Türk olduğumuzu kabul etmemize rağmen Oğuz isminden vazgeçer miydi? Cevap vermedi. Şimdi özellikle geçiş döneminde bu tür ayrıntılar üzerinde durmakta fayda olduğunu düşünüyorum ve onlarla iletişim kurduğumuzda bu tür kavramların açıklanmasının açıkça daha mantıklı olduğu gelir aklıma. Ve bütün bunlar karşı tarafı halk seviyesinden bahsediyorum şu anda. Veya gençlik seviyesinden bahsediyorum. Siyasi seviye başka bir seviye. Akademik seviye başka bir seviye. Ama o seviyeden konuşmaya başladığımızda veya onlara ulaşmaya başladığımızda iyi bir ön hazırlığımızın olması gerektiği kanaatindeyim. Bu ön hazırlık içinde emek vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir Türk milliyetçisi olarak şöyle bir handikapı her zaman yaşamışımdır hayatımda. Ben bütün Türk milliyetçileri benim gibi düşünür diye inanırım. Ama bu inanç doğru değildir. Ya da Türkiye'deki Türk milliyetçisinin ihtiyaçlarını Kazakistan'daki Türk milliyetçisiyle aynı olarak düşünürüm. Halbuki oradaki coğrafya ayrıdır. Oradaki Türk toplumunun gelişme süreçleri ayrıdır. Tarihte yaşadıkları ayrıdır. Dolayısıyla çözümleri ve beklentileri farklı olabilir. Bütün bunlar üzerinde iyi akademik çalışmalar yapılır. İyi fikirler üretilmemiz gerekir ki oraya bu fikirlerle gittiğimiz zaman en baştan reddedilmeyip en azından %50 kabulü sağlayabilelim. O kabul sağlandıktan sonra zaten gerisini getirmek çok daha kolaylaşır. Yani bir tabii yapabileceklerimizi bir öncelik sırasına koymak mecburiyetimiz var bana. Her şeyi birden yapmaya kalkmak hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelir. O yüzden bir yerden başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun da dil, edebiyat, folklor ve destanlar alanının öncelikli olmasının akıllıca olduğunu düşünüyorum diye durayım. Evet, Selçuk Kırlı Hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu vesileyle geleceğe yönelik sadece Türk dünyasına bakışımız nasıl olmalı? Özellikle çıkardığım satır başları var konuşmalarınızdan. Onları tekrarlamayacağım ama sizin belki bağımsız Türk Cumhuriyetlerine, muhtar olanlara, azınlık statüsünde yaşayanlara, bir de Osmanlı coğrafyasında yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti ana vatan olarak gören Türk gruplarına yaklaşımımız, kültür, edebiyat, sanat, film, sosyal medya ve düşünce olarak belki bir Çalıştay konusu gibi geldi bana. Gerçekten ya, Sayın Hocam mutlaka çünkü tarih konusunda bile sorun var. Evet, yani evet. Öyle unutturulmuş ki mesela Gagavuz kültürü ve tarihi konusunda bizim kitabımız dünyadaki tek örnek hemen hemen. Ondan daha kuvvetli bir akademik kitap yok. Yani bizim çapımızdaki bir dernek bunu yapabiliyorsa genel merkezimizin bunun çok daha iyisini yapamaması için hiçbir sebep yok. Güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde genel merkezin organizasyonunda ya da
çok daha iyi tanıdığımızı düşündüğümüz Ahıska tarihi hakkında doğrusu elimizde bir şey yok. Son yaptığımız kitabı biz Rusça ve Türkçe ayrı ayrı yayınladık. Çünkü dünyadaki Ahıskaların Türkçe bilmeyenleri bilenlerinden daha fazla. Bunları yapmak mecburiyetimiz var. Bunları yapmak için de iyi organizasyonlara ihtiyacımız var. Tabii ki finansman desteğine ihtiyacımız var. Çünkü bir tanesi eksik olduğu zaman ötekinin yapılması imkansız zaten. Gerçekten de çok önemli bir çalıştay konusu olabilir. Hatta belli bir süre bu konuda en azından orada bulunan, daha önceden burada yetiştirdiğimiz, gönderdiğimiz gençlerin bize verecekleri geri bildirimlerle yönümüzü tespit edecek bazı temel noktaları saptamamız gerekir ki neye doğru yürüyeceğimizi görelim. Yoksa bütün problemleri çözmeye çalışmak hayaliyle yola çıktığımızda yolda kalacağımız %100. Çok teşekkür ediyorum tekrar Selçuk Hocam. Şimdi ben uzun yıllar Trabzon Türk Ocağı Başkanlığı'nı yürüten oldukça tecrübeli bir değerli hocama geçmek istiyorum. Mithat Kerim Aslan Hocama. Değerli hocam, yani üzerinde yaşadığımız coğrafya zayıflığı kaldırmaz. Tarih de sürekli yenileniyor çevremizde. Bizim de malum çok büyük zenginliğimizden ziyade milli birlik ve bütünlüğe çok büyük ihtiyacımız var. Uzun süre Türk Ocakları, Türk milliyetçileri, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin çimentosu olmaya gayret etmişlerdir. Sizin bu Türk Ocakları ve milli birlik ve beraberlik konusunda ne yapmıştır? Bundan sonra neler yapmamızı öngörürsünüz? Buyurun, sizi dinleyelim değerli hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Genel Başkanım, değerli şube başkanı arkadaşlarım, bizi dinleyen aziz kardeşlerimizi hep saygı ve selamlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bana verilen konunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin de kısaca belirttiğiniz gibi hemen hemen millet olarak, toplum olarak yapılması gereken her işteki ilk önümüze çıkan konu galiba budur. Bu konuda meselelerimizi hallettiğimiz takdirde yapamayacağımız, bu dünyada hiçbir şeyin kalmayacağı inancındayım. Şimdi efendim, milli birlik ve beraberlik ne demektir? Ne anlama gelir? Ve bu nasıl sağlanır? Çok kısa bir şekilde bir Türk Ocaklı olarak konuya nasıl baktığımı ifade etmeye çalışacağım. Şimdi ilk cümlelerim şunlar. Milli birlik ve beraberlik, millet olabilmenin ve Türk devlet felsefesinin ilk ilkelerinden birisidir. Şimdi milli birlik ve beraberlik konuşmayla sağlanması mümkün değildir. Yaşanarak ve yaşatarak sağlanır. Milli birlik ve beraberlik insanlar arasındaki sadece basit karşılıklı dostlukların kurulması hareketi de değildir. Bu, milleti oluşturan bütün unsurlarla birlikte birlik ve bütünlüğün elde edilmiş olması anlamına gelir. Yani gönülde ve eylemde kendisini belli eder. Şimdi, milli birlik ve bütünlük, milli hassasiyet sahibi olabilen, düşünen insanlarımızın savaşta ve barışta fedakarlığı sonucunda, düşünen derken bilgi sahibi olup da düşünme durumuna gelen insanımızı kastettim sadece. Bütün insanlarımız düşünen insan tabii ki. İşte milli hassasiyet sahibi insanlarımızın savaşta ve barışta fedakarlıkları sonucu toplumun milli egemenlik ve milli bağımsızlık kazanması ile sağlanabilir ve gelişen milliyetçilik duygusunda canlı tutulmasıyla devam ettirilir. Şimdi milli birlik beraberlik nelerle ilgilidir? Oradan başlık
alt başlığı koyarak devam edelim isterseniz. Milli birlik, beraberlik, milliyetçilikle. Yani bütün unsurlarıyla vatanseverlikle, milli egemenlikle ve milli bağımsızlıkla yakından ilişkilidir. Olmazsa olmaz bir şarttır. Ve bu saydığım üç şey, milliyetçilik duygusu ve çalışmaları, milli egemenlik ve milli bağımsızlığın sağlanması, temin edilmesi, kavuşulması ve korunması birbirinden ayrı değildir, birbiriyle birliktedir. Öyleyse içi dolu bir kavramdır. Genelde sık sık bayram günlerinde şurada burada veya zor duruma düşünce milli birlik beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olduğu şu günler sözüyle benim bilgim yok. Elbette ki her durumda gerekli olan bir şeydir ama içi boş olan, açıklanmayan ifadelerle söylenmesinde doğrusu kelimeyi hafife almak, sözü hafife almak anlamında algılıyorum, doğru bulmuyorum. Şimdi efendim, biz bu sözden anlayacağımız neler anlamamız gerekenleri kısa ve az sayıdaki bazı örneklerle arz etmek istiyorum. Anayasamızın 3. maddesinin bir ifadesi vardır. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür denir. İşte bu bölünmez bütün, milletin bütünlüğü, devletin bütünlüğü nasıl sağlanır, nelerle sağlanır, bunun içinde neler vardır çok kısa ifade etmemiz gerekecektir. Şimdi biz 110 yıldan beri oldukça geniş tecrübesi olan ve Türk milliyetçiliği fikrini milli birlik, milletin birliği, beraberliği ve millet olarak yapılacak işlerin yani milliyetçilik duygusunun yapılanması, sistematize edilmesi konusunda ilk toparlayıcı olan, tarihimizde ilk toparlayıcı olan milliyetçilik duygumuz asırlar öncesine gider, bin yıllar öncesine gider ama bunu sistematize eden bir kuruluşun mensubu ve bu fikrin sahibi olan Türk Ocakları'nın devletin zayıfladığı dönemlerde milletin varlığını ve bütünlüğünü esas almış olması ve bunun fikriyatının bu temel üzerine kurmuş olması toplumu en yüksek seviyede millet olarak tanımlamış, tanımlayıp yapılanması ve hatta bu anlayışın Türk Devleti'nin, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da temel ilki haline almasındaki bir kuruma mensup olarak gururla bu konuya girdik ve ocağın tanımlamış olduğu bu anlamda bir milli kültür okulu olarak çalışmış olmasının bana bugüne kadar öğrettiklerini de ifade etmeye çalışacağım. Türk Ocakları gerçekten de bir milli kültür okuludur. Bugün de halen bu şekilde devam etmektedir. Şimdi konumuz olan milli birlik, beraberlik terimi ne anlamlara gelir? Dedim ki milliyetçilikle, milli egemenlikle, milli bağımsızlıkla yakından ilişkilidir. Evet, sizin vatanınız, milletiniz, daha önce milletiniz, vatanınız ve bunların milleti meydana getiren birlikte yaşanmış, asırlar boyunca devam etmiş olan bir tarihi geçmiş ve bu tarihte yaşadığınız her şey ki kültür denilen kelime milletçe ve fert olarak yaşanmış olanların bütünüdür şeklinde en kısa tanımını zannediyorum yapabilirim. Şimdi bunun sahibi olan bir millet milli birlik beraberliklerini sağladığı takdirde kendi yurt içindeki yönetimini yani milli egemenliğini kendi eliyle kullanır.
Milli egemenliğini kendi eliyle kullanabilen bir millet, dışa karşı da ki dış politika, iç politika çoğunlukla tayin edicidir. Bunu da, dış bağımsızlığını da böylece sağlamanın yollarını mutlak surette bulur. Onun içindir ki bu üç terimin, ifadenin birbirinden ayrılmaz, çok yakın ilişkiler halinde olduğunu arz etmiştim. Şimdi o zaman milli egemenlik, milli birlik, beraberlik halinde anlam ve işlerlik kazanır. Dış politikayı da tayin ettiğim bir şey olduğunu söylemiştim. Ve böylece devlet bağımsız haline gelince ve bu devletin yaşaması için de milli birlik, beraberliğin devam etmiş olması şarttır. Bu yönüyle bakarsak milli birlik, beraberlik bir milli savunma konusu dahi olarak kabul edilmelidir. Ülke içine gelince, kısa geçmek zorundayım. Ülke içine gelince huzur ve güvenliğin asıl teminatı da düşünce, şuur, yaşayış, ülkeye bakış noktalarının, topluma, millete bakış noktalarının az çok ortak olmuş olması ile sağlanır. Huzurun ve güvenliğin asıl teminatı bana göre budur. Çünkü ahlaki ve manevi değerler de ancak bu durumda bir mana kazanır, gelişir ve güçlenebilir. O halde milli eğitimin temel ilkelerinden bir tanesi bu olmalıdır. Hatta ve hatta yıkıcı ve bölücü akımlarla mücadele de bu durumda çok çok daha kolaylaşır. Çünkü özellikle dış kaynaklı yıkıcı akımlar hiçbir zaman bitmeyecektir. Ama içeride gerçekten de şuurlu bir şekilde milli birlik, beraberlik varsa, sadece terör zamanında ve savaştaki milli birlik, beraberlik yetmeyecektir. Barıştaki milli birlik, beraberlik duygusunun olgunlaşmış olması ve yaygınlaşmış olmasıdır ki size savaşı dahi yapmadan kazandırıcı kazanın olabilirsiniz. Şimdi efendim, dolayısıyla konu bu burada anlatılamayacak, bitirilemeyecek kadar oldukça geniş bir konu. Şimdi bu durumda, bu kısa konuşmada tarihi misyonu gereği ve bugüne kadar da sahip olduğu hassasiyetle devam ettirdiği fikir dünyasının zenginliğinden de cesaret aldığım Türk Ocakları'ndan ana hatlarını şu şekilde sunabileceğim bazı kısa istek ve önerilerimiz olacaktır. Bunların bir kısmı topluma, bir kısmı da devlet eliyle yapılır. Sadece sivil toplum örgütü eliyle elbette ki her şeyin yapılması söz konusu değildir. Sivil toplum örgütü arz ettiğim gibi bir okul, eğitim ve örnek bazen de olabilir. Şimdi konumuz milli birlik ve beraberlik olduğuna göre Türk milletinin bu hedefe ulaşabilmesinin olmazsa olmaz bazı şartları vardır ki bu şartları bütün Türk milletinin bütün evlatlarının kabul etmiş olması lazım gelir. Çünkü milletin her ferdinin yaşama sevincine ihtiyacı vardır. Öyleyse maddi ve manevi her alanda ilerleme ve yeterli olgunluk mutlaka sağlanmalıdır. Birkaç örneği arz etmek gerekirse, adalet her yönüyle ülke içinde var olmalıdır. Özel hayatta dahil, resmi anlamda bütünüyle işlerlik kazanması ve vazgeçilmez bir unsur olması şarttır. Çünkü toplumda adalet olmadığı kabul görüyorsa genel anlamda bütün sevgi ve iyi niyet duyguları da geçersiz olur. Bu durumda asla fikir ve gönül birliği sağlanamaz. Çünkü güven ortadan kalkar, herkes ferdileşmeye başlar.
Aksine eğer toplumda adalet duygusunun varlığı ve işlerliği genel kabul görüyorsa, bu defa hem dürüstlük hem de birlik duygusu ciddi bir anlam kazanır ve yaşanır hale gelir, devam edebilir. Bir başka özellik, ülkede düşünce, ortak hareket, çalışma ve ideale yönelik her şeyin, ama her şeyin devam edebilmesi için mutlak surette iç ve dış göçlerin durdurulmasının şart olduğu inancındayım. Elbette sıfıra düşmeyecektir ama kendiliğinden olduğu kadarıyla minimal seviyeye indirilmesi gerekir. Şimdi bu konuda her türlü göçün meydana getireceği ekonomik sıkıntılardan vazgeçtim. Bunlar bir yana, bunların yanında ki ana başlığımızın içine aldığı çerçeve gereği mevcut toplumun geçerli ahlakının ve yaşayış tarzının korunabilmesi için bunu şarttır. Yani her türlü göç mevcut toplumun yaşayışındaki geçerli ahlakını ve yaşayış tarzını bozar. Bu da zannediyorum hiç kimsenin istediği bir şey olamaz. İnsanları tek tek yaşayan varlıklar halinde düzensiz hayata sürükler. Yani anlık ve temelsiz ilişkileri de sürükleyecektir. Toplum fertlerini, vatan evlatlarını tek varlıklar haline getirecektir. Şimdi bir başka hususu söylemek isterim. Devletin tıpkı bir insan gibi kendi güç ve kaynaklarıyla ayakta durmasını öğrenmesi ve bunu insanımıza hissettirmesi de gereklidir. Bir başka noktaya ise yaşayan milli kültürün korunup geliştirilmesi gerekir. Eğitimin milli olması lazım gelir. Çünkü bir milletin en büyük gücü insanların fikir, düşünce ve şuurlu düşünebilen kabiliyete, yani işlerlik kazanmış olan bir kabiliyete sürüklenmesi lazım gelir. Sadece bir benzetme olması anlamında insanlar akılları birbirine yakın denecek seviyede doğar. Aradaki farklar çok azdır. Çok düşük olan ve çok zeki olanların sayısı oranı toplumda oldukça düşüktür. Fakat yaşayıştaki işlerlik, eğitim, zekaya işlerlik kazandırmayla zeka seviyesinin pratikteki değeri doğuştan inden çok daha yukarıya veya çok daha aşağıya inebilir. Bunun kültüre, yaşayışa ve karşılıklı ilişkilere uyumunu da zannediyorum herkes düşünebilir. Benim kastım işin bu yönünde ağırlık kazanmaktadır. Şimdi bununla ilgili bir iki ufak şeyden bahsetmek isterim. Ufak derken kısa kastettim. Merhum Profesör Osman Turan, insanımızın milliyetçilik şuuruna sahip olmasının iki dayanağı olduğundan bahseder. Bunlar dil ve tarih şuuru şeklinde düzgün ve zengin bir Türkçe konuşabilme ve yeterli dil bilgisine sahip olma şeklindedir. Toplu alışkanlıklar burada etkin olabilecektir. Şimdi her zaman, her yerde hepimizin mecbur olduğumuz bir nokta, kullanılan dilin olumlu olmasını, yani olumlu anlam ifade etmesini sağlamak durumundayız. Olumlu anlam derken küçültücü değil, büyütücü ve doğru tanımlayıcı kastediyorum.
Örnek benim canımı sıkan bir kelime vardır, ifade vardır. O da şu, sık sık hele problemli zamanlarda veya problemli konuların anlatımında bu ülke derler. Bu ülkede şöyle bir, şu olmaz, bu ülkenin şusu şöyle, busu böyle. Bu ülke, şu ülke, o ülke. Peki güzel de bunun adı yok mu? Bu ülke yakın mı, uzak mı, yerli mi, yabancı mı? İfadelerde ben bunu anlamakta zorlanmıyorum. Sizi bilmiyorum ama ben zorluk çekiyorum ve anlatanın da olumsuz niyette bir insan olduğu kanaati bende hemen hasıl oluyor. Güzel söz söylese dahi inanasım gelmiyor. Şimdi o zaman bu ülkenin sahibi var. Türk millet. Bu ülkenin adı var. Türkiye. En azından bizim ülkemiz diyebilirler. Bunu da en azından bu cümleyi söylemek için bana verilen bu ülke fırsat için ayrıca teşekkür ediyorum. Önemli. Şimdi milli tarih şuuruna sahip olunmasından bahseder Osman Turan hocamız. Türk Ocakları'nın genel başkanıdır. Bilirsiniz. Şimdi tarih şuuru eski olayları tek tek bilip öğrenmek demek değildir. Bu asla yeterli sayılamaz. Bu sözün iki anlamı vardır. Bilgi ve duygu. Bilgi düşünebilmek ve duygu da diyebiliriz. Bilgi, duygu ve düşünce birleşmesi ile bir gelecek tasavvurunu değerlendirebilmek. Şimdi yeterli tarih bilgisi birikimi, yaşanmış olayların sebep ve sonuç ilişkilerini değerlendirebilmek. O tarih elbette bugüne taşınamaz. Geçmiştir. Ama bugün yorumlanması yeterlidir. Öyleyse bunun sebep ve sonuç ilişkilerini iyi bilmek lazım gelir. Burada bir ev örneğini verebilirim. Kırgız kardeşlerimizin bir sözü vardır. Devlet büyük ailedir der. Şimdi burada tabii ki milli tarih duygusunu ifade ederler aslında. Şimdi evde bir çocuğu olan baba ileri planlar. Yakın geleceği, uzak geleceği, kısaca hepsini planlar. Kendi şartlarını da değerlendirerek elbette gider. Şimdi önceleri büyük ev modeli vardı. Anne baba, dede, babaanne var. Çocuklar, torunlar bir arada. Bugün çekirdek aile şeklindeyiz. Ama ikisi de bizim ailemiz. İkisi de tek aileydi. Büyük aile tipimiz de tek aileydi. Bugün çekirdek aile de tek aile. Bu ailelerin evlerden bir devlet nasıl meydana geldiyse, milli tarih şuuruna sahip olan bir Türk evladı da herhangi bir bugün yaşanan bir olay karşısında dünün sebep ve sonuç ilişkilerini düşünerek, değerlendirerek önümüzdeki bu olayla ilgili geleceği görmeye ve kendisine düşen görevi değerlendirmeye, belirlemeye kabiliyetine ancak sahip olabilir. Yoksa herhangi bir anlaşmanın maddelerini saymak tarih bilgisi yerine geçmeyecektir. Bilgi değerlendirme kabiliyetiyle birlikte anlam kazanacaktır. Bir tarihçi hocanın yanında olduğumdan dolayı kendisine de bu konulara fazla girdiğimi bilmiyorum. Söylerler mi? Şimdi vatan evlatlarının büyük ülkü sahibi olabilmesi için bunlar gereklidir. Bütün bunları yapabilmenin de iki ayrı vasıtası vardır ki bunu az önce arz etmiştim. Sivil toplum örgütleri eliyle yapılabilecek olanlar vardır. Devlet eliyle yapılması gerekenler var. Devlette insanlardan meydana geldiğine göre sivil toplum örgütlerine düşen görev oldukça fazladır. Sivil toplum bir enstitü gibi, araştırma kurumu gibi araştırma yapmak, tespit edilen konuları devletin yetkililerine ileterek bazı işlerin bu şekilde yapılmasını, yolunu açması gerekir. Türk Ocakları bu konuda
epey tecrübelidir. Özellikle devletimizin kurulduğu dönemlerde bu konuları bu alanda oldukça verimli işler yapmıştır. O halde Türk Ocakları okul ve bilgi merkezi olma özelliğini, var olan özelliğini devam ettirmeli, tecrübelerini ve bilgi birikimini değerlendirme yoluna gitmelidir. Şimdi işte bu durumda Türk Ocakları'ndan bazı isteklerde bulunmamız gerekiyor. Bunlardan birisini Türk Ocakları'nın İstanbul merkezli bir uluslararası, adını ben söylüyorum ama bilemem, İsmail Gaspıralı Üniversitesi'ni kurması lazım geldiğini düşünüyorum. Türk Ocakları'nın buna kabiliyeti de yeterlidir. Buna da eminim. Bu okul daha çok lisans üstü ağırlıklı eğitim vermeli ve bu şekilde araştırma yapmalı. Bütün bunlar da yetmeyecektir. Bir başka bir şey daha yapılmalıdır. Ancak bu arada şunu söylemek isterim. İsmail Gaspıralı ismini niye düşündüm? Onun 110 yıl önce, yaklaşık bir asırdan fazla süre öncesinde ortaya koyduğu görüşü, Türk milletinin dilde, fikirde işte birlik yapması gerektiği ilkesinde, yani dil konumuz aşağı yukarı önemli ölçüde halledilmiştir ama diğerlerine ihtiyacı vardır. Efendim, toplum olarak kalkınma, kültürün gelişmesi, ekonomik olarak gelişme, millet olarak geleceğimizi beka altına almanın yolu birlikte yaşayıştan geçer. Zaten konumuz bunu açıyor. Birlikte yaşayabilmenin yolu da birlikte iş yapmaktan geçer. Proje yapıp onu değerlendirmek ve onu iş hayatına koymaktır. Türk ülkelerine gidip oralarda konferans vermenin hiçbir anlamı var tabii. Üstün anlamı olduğu kanaatinde değilim. Ama birlikte çok sayıda araştırma kurumu ve iş yerleri kurarak birlikte yaşarsak, kültür birliği, dil birliği, iş birliği ve istikbalimizin emniyetinde ancak birlikte bu yoldan sağlayabileceğimiz inancındayım. Onun içindir ki bütün bunlar da yetmeyecektir diyorum. Şu ana kadar saydıklarım yetmeyecektir. Ve Türk Ocakları'ndan beklediğim, arzuladığım daha doğrusu bir şey vardır. O da Türk Ocakları'nın yeniden İzmir İktisat Kongresi benzeri geniş kapsamlı faaliyetler yapmasıdır. Bu çalışma bir kalkınma sempozyumu hedefi taşımalıdır. Yani fiiliyata ve yaşayışa dönük. Milli birlik, beraberlik hayatta olur, yaşayışta olur. Hayalde ve uyurken olmaz. Ve bu kongreler yönetimlere de birer anlaşılır model oluşturmalıdır. Şimdi belki değerli dinleyicilerim, ben Tübeli'yim. Bir asır önce de Ocak'ta yoğun faaliyet görev almış olan, sorumluluk almış olan doktorlar bildiğim kadarıyla ikinci kurultayda da Türk Ocakları'nın kısa zamanda çok büyük hizmetler verdiği tarih ve edebiyat alanlarının yanında söz alıp diyorlar ki tarih ve edebiyat kadar da fiiliyata, iş hayatına da önem verelim diye. Ve bununla ilgili olarak da yurt içinde 1913'lere doğru Halka Doğru Cemiyeti, 1917'de Cihan Harbi'nin içinde Köycüler Cemiyeti'ni, Köycülük Cemiyeti'nde kurulmasını sağlamışlar veya istemişler ama kurulmuştur. Ve dolayısıyla Cihan Harbi'nin içinde dahi tür faaliyeti bırakmamışlardır. Yani yeni bir görüş değildir ekonomik ihtiyaçlar. Şimdi bu ihtiyaçların
herkesin kabul edebileceği dayanaklarının olması gereklidir. Burada şunları söylemek gerekir zannediyorum. Milli kültürün gelişmesi, sosyal düzenin huzura kavuşması, sevgi, saygı, karşılıklı, düzenli, dengeli ilişkiler. Sonuçta milli birlik ve beraberliğin tam olarak sağlanması ve yukarıda dile getirmeye çalıştığımız zemini de ekonomisiz işlemez olduğunu ilanıdır. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim. Onun içindir ki ekonomik alanda da çok ciddi araştırmalara girmek mecburiyetindeyiz. Bu arada Türk milli ekonomi modelinin zeminin de tasarruf ve planlama olduğunu da o halde bu projelerin hazırlanmasının ne kadar gerekli olduğunu da bu cümleyle de ifade etmek istiyorum. Öncelikle sözlerimin sonuna gelmek durumundayım. Öncelikle Türk milletinin ve hatta bütün insanlığın ihtiyacı olan yeni Türk medeniyetinin kurulabilmesi de bu insan unsurların hepsini birden göz önüne almayı gerekli, hatta şart kılmaktadır diye düşünürüm. Şu tespitimi de yerine getirmek, ifade etmeknin hatalı olmayacağını düşünmekteyim. Geçen yüzyılın başında oldukça büyük imkansızlıklar, devleti kurtarmanın ve ardından maalesef kurtaramayıp yeni devlet kurmanın sıkıntıları içinde Türk Ocakları'nın belirlediği ve uygulamaya koyulmasına destek olduğu milli programın bugüne kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiş olma imkanı olsaydı, son yarım asrı kastediyorum, bugün konuşmakta olduğumuz pek çok sıkıntımız da söz konusu olmazdı diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, Mithat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli konulara temas etti ve bir de geleceğe yönelik neler yapmalıyız? Bu özellikle iktisadi mesele, Türkiye'nin güçlenmesi konusunda kuruluşundan itibaren çok önem verdikleri bir husus Türk Ocakları'nın malum. Milli iktisat fikrini savunan görüşleri var. Evet, bu da ayrı bir belki bu projelerde çalıştay konusu olabilir. Tematik yapmamız lazım. Şimdi ben İstanbul Şube Başkanımız çok değerli Cezmi Bayram Bey'e dönmek istiyorum. Cezmi abimize. İçimizde en tecrübeli başkanlarımızdan. Cezmi abiye söz vermekten önce ben bir iki cümleyle konuyu açmak istiyorum. Türk Ocakları yani herhangi bir dernek değil. Çünkü Türk milletinin geçmişte kuruluş aşamasında beka sorununu çözmüş bir dernek. Milli varlığı tehlikede olduğu bir dönemde bir anda görüntü gittiği için ben durdum ama şu anda var mı görüntü? Ben görüyorum seni. Görüntü var Yusuf Hoca, var. Sıkıntı yok. Pardon, bizim burada gitti. Özür diliyorum. Tamam ben. Yok. Görüntüde sıkıntı yok. Cezmi abi, ocağımızın panelin başından beri anlattığım 110. yıl dönümü. Önümüzdeki dönem kuruluşunda çok önemli harcımız bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yıl dönümü. Türk milleti gibi binlerce yıllık bir tarihe sahip ve geleceğe yönelik büyük hedefleri olan bir devlet ve millete biz ne söyleyeceğiz gelecek için? Hangi yönlerden hizmetimizi ön plana çıkaracağız? Sadece Türk Ocakları anlamında değil,
milletimize ve devletimizin ufkunu açacak hangi düşüncelerle biz rehberlik yapmalıyız, düşünce ufkumuzu açmak anlamında. Bir diğer buna ilave edeceğim kısa bir şey var. Çünkü artık Türk milletinin küresel bir aktör olması ve insanlığa yeni bir şeyler söyleme vazifesi bu entelektüel, yani Türk ocaklarındaki entelektüel gruba düşüyor diye düşünüyorum. Bizim yeni kızıl elmamız ne olmalı? Bir de gençlerimizin, yetişmiş gençlerimizin son yıllarda çok fazla yurt dışına gidiyor ve bu ciddi bir kayıp Türk milleti için, Türkiye için. Bunu önlemek için neler yapabiliriz? Buyurun Cezmi abi. Teşekkür ediyorum. Tabii yani bana büyük sorular soruyorsun, zor sorular soruyorsun. Öncelikle ocağımızın kuruluşunun 110. yılının bundan sonraki hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz için yeni bir enerji ve yeni bir hız kaynağı olmasını temenni ediyorum. Esas itibariyle tarihen de bilirsiniz ki devletlerde de toplumlarda da kuruluş esnasında büyük heyecanlar vardır. İlk hedefler başarıldıkça bu heyecan azalmaya başlar. Bir müddet sonra da soğur ve o noktadan itibaren gerilemeler başlar. Tabii 110. yılda bir derneğin 110. yılını kutlamak iftar vesilesidir. Ama aynı zamanda işte bu eskimenin, bu uzun süre yaşamış olmanın toplumlarda meydana getirdiği bazı rahatsızlıkların, bazı hastalıkların bize de sirayet etmesi normal ve onu yaşıyoruz. Bunu yeni de yaşamıyoruz. Biliyorsunuz ocağımızı ben hayatını 3 döneme ayırıyorum. Birinci dönem 1931'e kadar olan dönem. Bunun 3 yıllık süresi de işte İstanbul'daki İngiliz işgalinden sonra kapanmış. Sonra Cumhuriyet'ten sonra tekrar faaliyete geçtiği düşünürse 19 yıl ama 16 yıllık bir dönem. Fakat dikkat edilirse en heyecanlı, en müessir olan dönem de burası. İftar ettiğimiz bütün faaliyetlerin olduğu dönem de burası. İkinci dönem 49'dan 70'e kadar diyeceğim ben. Ondan sonra aslında bir süreklilik var, bir kapanma yok ama bir duraklamalar var. Bu dönemde aslında kısa aralıklarla, demin Nedim de konuşmasında bahsettik, kısa aralıklarla güzel faaliyetler var ama birinci dönemle mukayese edilebilecek hiçbir faaliyet yok. Son olan dönemde 86'dan sonraki, 85'in sonundan itibaren başlayan dönem, aslında en uzun dönem burası, 36 yıl sürmüş. Yani demek ki aslında Türk Ocakları 1912'den beri faaliyette olmasa bile son 86'dan sonraki 36 yıl bile iftar etmesi için, övülmesi için bayağı uzunca bir süredir. Peki burada başlangıçtaki başarı, başlangıçtaki müessiriyet niye yok dediğimiz zaman, birincisinde aslında Ocak Türkçüler var. Büyük Türkçüler var, işte Ağoğlu var, Akçura var, Gökalp var, Ömer Seyfettin var ama aynı zamanda bunları bir manada yönlendiren, vazifeye çağıran, işte askeri tıbbiyeler diye biz hep onu söylüyoruz ama bir gençlik var. Ocak esas itibariyle bu gençliğin taleplerine o büyükler cevap veriyorlar. Onları yetiştiriyorlar ve onlar mezuniyetten sonra Anadolu'ya dağılıyorlar ve bu ateşi oralarda yakmaya devam ediyorlar. Yusuf Bey de zaten konuşmanın başında en müessir olduğumuz dönemdeki şube sayısının nihayette 35 olduğunu söyledi. Kapandığı 31'de ise 260 küsur, 50 küsur şube var. Yani 35 şubeyle çok büyük müessiriyet sağlıyorsunuz. Çünkü heyecanlı, arzulu gençler var. Sadece sivilleri söylemiyorum. Askerler bakımından da, işte onlardan da bahsedildi. Bir basit misal vereceğim. İsmet İnönü'nün hatıralarında var. O Birinci Dünya Savaşı'nda Erken-i Harbiye'de, karargâhta bir gün diyor odama bir genç zabit geldi. Ağlıyor. Diyor ki benim ne kusurum var, ne eksiğim var ki beni karargâha tayin ettiniz. Halbuki ben savaşmak için eğitildim.
beni niçin cepheye göndermediniz diyor. İşte Türk Ocakları'nın başlangıçta bütün fertlere, bütün insanlara, bütün gençlere aşıladığı ruh bu teğmenin ifadesinde belirtiyor. Hepsi vatan, millet, devlet için canını vermeye hazır. Her türlü fedakarlığa hazır bir gençlik. Şimdi daha 49'dan sonraki dönemde o gençlik yok. Demin Nedim özetlerken 60'a doğru dedi. İşte 60'a doğru az bir gençlik var. O da Ankara'da. Gençlik artık başka yerlerde var. Ve şimdi de gençlik hala Türk Ocağı dışındaki yerlerde var. Gençlere bugün de neyi kendinizi nasıl tarif edersiniz dedikleri zaman aslında kendisini milliyetçi olarak tarif eden genç sayısı çok fazla ama bu gençler bizim ocaklarımızda değil. Şimdi bu kısa özetten sonra bir şey daha söyleyeceğim. Aslında ilk hedefler gerçekleştikten sonra soğuma sadece bu yıla ait değil. Daha 1927 kurultayına giderken kurultayı zabıtlarını ben inşallah da yayınlayacağız okuduğumda o zaman da şubeler bir takım heyecansızlıktan bahsediyorlar. Daha 1927'de heyecansızlıktan bahsediyorlar ve şikayet ediyorlar. Genel merkezden kendilerini kamçılayacak, kendilerine hedef gösterecek şeyler yapmasını, işler yapmasını talep ediyorlar. Demek ki yani birinci hedef, işte arkadaşlar da söylediler, milli şuur verilmiş ve milli devlet teşekkür etmiş. Birinci hedef gerçekleşmiş. Birinci hedef gerçekleştikten sonra aslında hemen büyük taarruzun arkasından Yusuf Akçura harbi kazandık, muzaffer olacağız başlıklı bir konferans veriyor. Bu konferansta kastettiği demin Mithat Bey'in söylediği şeydir. Yani diyor ki biz harbi kazanarak siyasi istiklalimizi kazandık. Şimdi ise iktisadi bu siyasi istiklali sürekli kılacak iktisadi hamlemizi başlatacağız. Muzaffer olacağız dediği şey orası. Demek ki yeni bir hedef koymuş ama bu hedef yeteri kadar şey yapmamış, etki yapmamış. Şimdi buradan Yusuf'un sorularına da doğru gelmeden bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Aslında 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında devletin bekasını temin, yeniden kurtuluş için, yeniden kuruluş için üç fikir var biliyorsunuz. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Bu fikirler arasında başlangıçta en fazla itham edilen, farklı şekillerde itham edilen, suçlanan ve zayıf gibi görünen hareket Türkçülüktür. Niye? Türkçüler bir taraftan Türk milli kimliğini tahkim için Türk kültürü, Türk tarihi bu konularda çalışmalar yapıyorlar. İlmi Türkçülük diyoruz biz ona. Ama Türkçüler Türkiye dışında Türkler vardı dediği zaman Osmanlıcılar feryat ediyorlar. Türkçüler Türklerin İslam öncesi şerefli büyük tarihi var dedikleri zaman İslamcılar diyorlar ki siz bu milleti Müslümanlıktan çıkarmaya çalışıyorsunuz diyorlar. Ama neticede ne oluyor? İşte bu geçen 100 senelik, 110 senelik zaman içinde şunu gördük ki bu fikir hareketleri içinde gerek tespitleri, gerekse koyduğu hedefler bakımından hayatın ve hadiselerin söylediklerinin teyit ettiği tek hareket Türkçülük hareketidir. Hem devletin bekası için, devletin devamı için ortaya koydukları milli devlet fikri hem de arkadan Türk dünyası. Ve bunların kültürel iktisadi birleşmesi fikri artık günümüzde herkes bu fikirleri kabul etti demiyorum ama artık bu fikirler dünkü şekilde tenkit edilen, dünkü şekilde hafife alınan fikirler değil. Bazen de çok bu fikirlerin tamamen dışındakilerin bile zaman zaman savunduğu fikirler haline gelmiş. O zaman Türkçüler, Türk Ocaklılar bizim halefi olduklarımız, bu fikrin başlangıçta ortaya koyanlar ne söylemişlerse doğru çıkmıştır. Türkiye'de en doğru düşünen fikir hareketi biziz. Bunun iftiharıyla ortaya çıkıp o halde Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de şunları söylüyoruz. Bunlar da geçmiştekiler nasıl doğrulanmışsa gelecekte doğrulanmıştır deme şansına sahip olan tek fikir hareketi biz. Peki gerçekten öyle iftiharla mı dolaşıyoruz? Hayır. Hatta siyaseten özellikle İslamcıların başarısı sebebiyle biraz böyle ezik gibi de duruyoruz. Yani fikrimizi ifadede, Türkçülük fikrimizi ifadede
Biraz böyle ezik gibi de duruyoruz. Halbuki ezik gibi duracak halimiz yoktur. Biz geçmiştekiler doğruları söylemişlerdir. Hadiseler ve olaylar ve hayat bu onları teyit etmiş. Peki geçmiştekiler, bu bizim seleflerimiz neden doğruları o gün tespit ettiler? Çünkü onlar dünyayı iyi anlamışlardı. Türkiye'yi iyi biliyorlardı. Geleceği iyi okuyorlardı. O halde bugünkü Türk Ocaklılara düşen şey, hem bir kere çağımızı iyi anlayacağız, iyi bileceğiz ama geleceği de iyi tahmin edeceğiz, iyi tasavvur, iyi şey yapacağız, iyi değerlendireceğiz. Ancak o zaman biz şey yaparız. Fakat bizde şimdi bir dağınıklık var. Şu anda diyelim Türk Ocakları şubeleri güzel faaliyetler yapıyorlar, genel merkezimizde dahil. Ama bana göre bunların hepsi aslında kendi anladıkları, kendi idrakleri, kendi düşündükleri kadar bir şey yapıyorlar. Hepimiz aslında bir noktaya doğru bütün gücünü sarf ederek faaliyetlerimizi yönetmiyoruz. O yüzden de etkimiz çok fazla yaptığımız faaliyetler kadar olmuyor. Şimdi biraz geriye gideceğim. Sayın Genel Başkanımız hatırlayacaktır. Biz Türk Ocakları 100. yıla girerken de 100. yılın arifesinde bir istişare toplantı yaptık. Orada da gelecek yüzyılı nasıl göreceğiz? İşte Yusuf'un bana sorduğu soruları orada da kendi kendimize sorduk ve bir takım cevaplar arandı, konuşmalar yapıldı. Ve onun sonunda bir sonuç bildirisi hazırlandı. Bana göre o sonuç bildirisi son derece de güzel hazırlanmış, güzel ifade edilmiş bir bildiriydi. Fakat o bildiri halen Türk Ocağı'nın sitesinde var ama bizim faaliyetlerimizde yok. Bunlardan birisi endişemizi ifade ediyordu. Biz Cumhuriyet'in, devletimizin temel değerlerinin tartışma konusu yapılmasından endişe ettiğimizi söylemiştik. Maalesef o endişemiz gerçekleşti. O konuda istemediğimiz istikamette bir takım çalışmalar oldu. İkincisi de Yusuf'un sorduğu ve demin Kemal Bey'in de ifade ettiği husustu. Bu yüzyılda, bu ikinci yüzyılda insanlığın önüne, sadece milletimizin değil, insanlığın önüne yeni bir medeniyet tasavvuru koymaktı. Eğer Türklük yeniden cihan şumur olacaksa bu artık ortaya koyduğu fikirle olacaktı. Yani ülkeler fethederek olmayacaktı. Ama ülkelerin gönüllerini, diğer ülkelerdeki insanların gönüllerini, kafalarını fethetmeye yönelik bir düşünceydi o. Yeni cihan hakimiyeti böyle bir şeydi. Ve onu da medeniyet tasavvuru. Peki o tarihten bu yana 10 sene geçti. Zaman zaman bildiriyi hazırlayanlardan biri olduğu için genel başkan bu cümleyi kullandı. Ben de heyette olduğum için zaman zaman ben de kullandım. Ama büyük ölçüde herkes onu kullanmadı. O yüzden şimdi genel başkan açış konuşmasında güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz bu 110. yılı bugün kutlamakla, yarın kutlamakla bırakmayacağız. Bütün bir yıl bir takım toplantılar yaparak İşte önümüzdeki dönemdeki hedeflerimizi, maksatlarımızı tayin edecek çalışmalar yaparak geçireceğiz dedi. Bu çok doğru bir laftır. Ve inşallah bu laf onun temennisi, benim hevesim, arzum halinde kalmaz. Çeşitli çalıştaylarla, çeşitli toplantılarla hayata geçer. Ve ancak aslında Yusuf Bey'in bana sorduğu soruların cevabı o toplantılar sonunda yapılır. Ancak ben işte o 100. yıl vesilesiyle yaptığımız istişare toplantıda arkadaşlarla sohbet ederken bazı şeyler söyledim. O zaman derginin genel yayın müdürü Çağatay, abi bunları yazsana dedi. Aslında pek niyetim yoktu ama sonra bir vesile oldu. Yazdım. İşte Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Seyri ve Yeni Hedefler makalesi Türk Yurdu'nda yayınlandı. Arkadan bu makaleyi bazı makalelerle destekledik. Bir de başka bölümler ekleyerek kitap haline de getirdik. Kitap yayınlanalı
10 seneye yakın oluyor. 1000 tane bastı ve hala yayın evinin deposunda mevcutları var. Demek ki aslında bu soru doğru bir sorudur. Yeni hedeflerimiz ne olacak? Milletin önüne ne hedef koyacağız sorusu doğru bir sorudur ama bu konuda bir de düşünce tembelliği içinde olduğumuz görülüyor. Şimdi gerçekten Türk Ocakları'nın kurulduğu yıllarda tarih kurumu yoktu, üniversiteler yoktu, şunlar yoktu, birçok şeyler yoktu. O yüzden Türk Ocakları o zaman her konunun sahibiydi. Her konuyu kendi meselesi sayıyordu. Her konuda bir şey yapmak istiyordu. Ama bugün birçok müesseseler var. Yani Türk tarihini, Türk dilini, Türk medeniyetini araştıran meseleler var. İktisadi hayatımızı araştıran fakülteler var, müesseseler var. Hepsi var. Ama bir şey yok. Nedir o? Milletin önüne yeni bir mefkure, mefkuremizi yeniden tarif etme, ifade etme onların işi değil. O bizim işimiz. Yani oralarda yapan müesseseler var ama bu mefkure, yani Yusuf'un da ifade ettiği gibi bu dönemdeki Kızıl Elma ve o Kızıl Elma'nın çeşitli safhalarını tayin etme işi bizim işimiz. Ve gerçekten bugün böyle bir eksiklik var. Ve fertlerin de fikirlerin de çokça partileşmesi sebebiyle partilerin de milletin taleplerine cevap verme yerine birbirleriyle çok sert kavga etmeleri sebebiyle gençlerimiz, yetişen nesiller geleceklerini Türkiye'de görmekten artık vazgeçtiler. Yani Türkiye'de bir gelecek görmüyorlar. İşte geçen sene 2019-20'de 117 bin gencin, daha sonraki tarihleri bilmiyorum ama yetişmiş gencin dışarıya gittiğini ve ben gençlere konuşuyorum. Hemen hemen birçok kabiliyetli, zeki gençlerin geleceğini dışarıda aradığını görüyoruz. Hatta dün bir gençle konuşurken dedim ki bu millet size okutuyor, masraf ediyor, fedakarlık yapıyor. Ananız babanız devlet. Yahu bunun hiç mi sizin üzerinizde bıraktığı şöyle bir etki yok? Bunların da hizmete ihtiyacı var. Bunun da bir bedeli var. Bu da bana bir sorumluluk düşüyor. Niye demiyorsunuz? Gittiğiniz yerde hiçbir hatıranız yok. Dedenizin mezarı yok. Başka şey yok. Peki orayla hiçbir alakanız olmadığı halde oraya nasıl gidiyorsunuz da buradaki şey yapmıyorsunuz? Burada şartlar kötü. Burada bir takım geleceğinizde ümidi kesen haller var, doğrudur. Ama bunları düzeltme gayretine niye girmiyorsunuz? Bakın Türk Ocaklı gençler, askeri tıbbiyeliler, o gün onlar da şartlardan şikayetçiydiler. O gün de Türkiye'nin şartları çok iyi değildi ama onlar hem bu şartları düzeltmek için mücadele etmeye hem de bu işleri sorumluluk taşıyan büyüklerine bunları düzeltmeleri konusunda gayret göstermeye davet etmişlerdi. Siz niye bizi davet etmiyorsunuz? Veya siz niye harekete geçmiyorsunuz? Böyle bir mesele içinde niye yoksunuz? Tabii bu sorunun cevabı yok. Peki bu sorunun cevabını kim verecek? Biz. Bu sorunun cevabı bize ait bir sorudur, şeydir. Millete yeni bir heyecan, yeni bir şey katmak lazım. Kaldı ki bugün Türk Ocağı'nın kurulduğu yıllara nazaran çok daha iyi imkanlar ve şartlar var. Bir kere nüfusumuz daha artmış. Eğitimli nüfusumuz var, iktisadi vaziyetimiz elbette günlük hayatta sıkıntılar olmakla beraber o günle mukayese edilemeyecek kadar ileri ama en önemlisi bir Türk dünyası var. Henüz daha bu Türk dünyası kendi meselelerini çok halletmiş değil elbette. Meydana getirdiği birlik henüz bebek durumunda ama emek verildiği zaman, gayret gösterildiği zaman büyük bir Türk dünyası var. Bu bahsettiğimiz Türk dünyasının sadece yıllık milli hasılasının bugünkü hesaplarla 2 trilyon dolar olduğu hesaba katılırsa bir de zenginlik var. Bütün bunları değerlendirip, bütün bunlardan daha büyük bir gelecek hayalini, gelecek ümidini biz niye veremiyoruz? Geçmişte Ömer Seyfettin Ziya Gökalp yeni hayat dedi. Yeni hayat dediği zaman hiçbir şey söylemedi. Sadece yeni hayat dedi. Çünkü mevcut hayat ümitsizlik veriyordu. Mevcut hayat karamsarlık veriyordu. Mevcut hayat gelecekle ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Onlar bir cümle söylediler. Yeni hayat.
Yeni Hayat Gökalp diyor ki bunu siz yolda giderken düzenleyeceksiniz nasıl olacağını diyor. Umdelerini siz belirleyeceksiniz diyor. Ama bir kelime yeni bir ümit veriyor, yeni bir heyecan veriyor. Öyleyse bizim bu kelimeyi de bulmamız lazım. Yani öyle bir kelime bulmamız lazım ki o kelime herkese gelecekte ne ümit ediyorsa o kelimenin içinde hissetmesi lazım. Bana soruyorsun, ben onun cevabını bilmiyorum. Ama bunun cevabını aramak hepimizin meselesi. Yani böyle bir şey vereceğiz ve herkes o gerçekleştiği zaman, o ele geçirildiğinde şey yapacak. Kızıl Elma o dönemde bu maksatla kullanılmış. Turan mefkuresi bu maksatla ortaya çıkmış. Nitekim milli mücadelenin tamamlanmasından sonra Gökalp bu meseleyi tekrar ele aldığında o işte Oğuz Birliği diyor, Türkmen Birliği diyor falan. O Turan bir hayaldir diyor ya. Ama başka bir şey yok. Ama vazifesini yapmıştır. Çünkü o Turan heyecanıyla gelecekten ümidini kesen insanlar yeni bir büyük devletin, yeni bir büyük Türk camiasının ortaya çıkacağı hayaliyle işte demin o münazımın söylediği, ifade ettiği ruha kavuşmuştur. Şimdi Türk Ocakları'nın bana göre sorarsanız ben üç başlık altında faaliyetlerini yapması ve geleceğini düzenlemesi gerektiği düşüncesindeyim. Birincisi Türk milliyetçilerinin Türkiye'nin ve dünyanın sadece Türkiye'ye bir şey söylemeniz yetmez, aynı zamanda yetmiyor. Aynı zamanda dünyaya bütün insanlığa bütün meseleleri küresel ısınmadan, iklim meselesinden bilmem aklınıza gelen her meseleye kadar bu konularda fikir geliştirmek, çözümler bulmak, insanlığa bunların çarelerini söylemek. Birisi bu. İkincisi tabii bu fikrin devamını sağlamak için hep söylüyoruz. Gençlerin yetişmesi, gençleri bu meselenin gençlere sahip çıkarılmasıdır. Üçüncüsü de Türk dünyasıyla daha sıkı bir işbirliği kaynaşma. Henüz daha Türk dünyası, Selçuk Bey güzel söyledi, Kemal Bey de söyledi, bütün arkadaşlar söylediler. Türk dünyası henüz daha birbirini tanımıyor. Yani biz sadece genel bir takım laflar söylüyoruz da o insanlar nedir, ne hayal ediyor, birbirlerini tanımıyorlar. İki, birbirimizin imkanlarını bilmiyoruz. Birbirimizin önemli şahsiyetlerini bilmiyoruz. Biz hep istiyoruz ki kendimiz imkanlarda, onlarda da var. En önemlisi çok elimizde basit imkanlar var gitmek için. Türkiye Cumhuriyeti'nde üniversitelerde, siyasi hayatımızda hizmet vermiş Türk dünyasından büyük şahsiyetler var. Sadece bunları bile gündeme getirmek suretiyle Türk dünyasıyla ortak şahsiyetleri, ortak değerleri ifade etmek imkanına sahibiz. Ve bunları yapacağız. Halklar birbirini tanıyacaklar. Orada Selçuk Bey güzel söyledi. Gençler gelecekler, gideceğiz. Yani sadece tanışmak, merhabalaşmak bile önemli. Mesela bizim İstanbul Hoca zaman zaman geçmişten itibaren oradan gençler davet etti. 15 gün burada misafir ettik. Bir takım seminerler yaptık, gezdirdik, dolaştırdık. Ve onları gençlerle buluşturduk. Ama baktım ki bu uzun vadeli sonuç vermiyor. Şimdi küçük bir grup Erbil'den gelecek. 15 liseli genç gelecek. Ben bunları 15 liseli gencin Türkiye'de misafiri yapacağım. Ben ağırlamayacağım. 15 gün bunlar bir evde o gençlerle misafir kalacaklar. Biz onları gündüz gezdireceğiz. Hiç olmasa 15 gencin Türkiye'de 15 tane arkadaşı olacak. Bu arkadaşlıklar devam ettiği zaman şey yapar. Nedim'in konuşmasında söylediği o bizim Türk Gençlik Kurultayları yaptığımızda tanışan gençlerin daha sonra birbirleriyle çeşitli yerlerde nasıl işbirliği yaptığını gördük. Nasıl birbirlerine yardımcı olduklarını, o devletler arası münasebetlerde nasıl işleri daha kolaylaştırdıklarını, ticari faaliyetlerde nasıl biraz daha işleri kolaylaştırdıklarını müşahede ettik. Türk dünyasının biraz da kaynaşması şahısların kaynaşmasıyla olur. Onu Kemal de söyledi, işbirliği dediği şey o. Tabii bunu nasıl yaparız? Biz şimdi aslında bunu biraz gelişigüzel yapıyoruz. Benim şahsi düşüncem şudur. Türk Ocakları Genel Merkezi şubelere belli ülkeleri ve bölgeleri taksim etsin. Ve her bir şube veya birkaç şube bir bölgeyle daha sıkı işbirliği yapmak suretiyle
daha etkili bir tanışmayı, görüşmeyi sağlar. Aksi halde işte biz her yere ulaşırsak, Selçuk Bey her yere giderse, Eskişehir Genel Merkez her yere giderse bu daha zayıf bir şey olur. Bunları yapmamız lazım ama Kızıl Elma nedir dersek, ben şahsen yeni medeniyet tasavvuru diyorum. Çünkü bu aslında Türklerin, Türk milletinin yeniden cihan hakimi olması, cihan şumul bir yapıya kavuşması için ve aynı zamanda Türkiye'nin efendim kendi birliği bakımından da önemlidir. Ben bunu Hakkari'de de söyledim bir konuşmamda. Dedim ki geçmişimiz, vallahi bu coğrafyanın Türkiye'nin geçmişiyle çok beraber olduğunu düşünmüyorum dedim. 100 senedir bir beraberliğimiz var. Ama bu 100 senelik beraberliğin bir bölümü de zaten acı olaylarla geçmiş. Ama müşterek geleceğin inşasında beraber olabiliriz. İşte bütünlüğü sağlamak, şey yapmak müşterek gelecek inşasında olur. Belki Gaspıralı'nın işte birlik lafını da biraz böyle de anlamak gerekebilir. Yani müşterek gelecek inşası diye anlamak da mümkündür. Bunları yapmamız lazım. Ama tabii önce, daha doğrusu önce aklımıza geleni yapmaktan önce ne yapmamız gerektiğini yeniden planlamamız lazım. Türk Ocakları'nın ilk döneminde bir şey daha gördüm ben. Tüzük var. Ama tüzük yanında bir de Türk Ocakları her kurultayda bir de Türk Ocakları talimatnamesi hazırlanıyor. Bu talimatname gelecek kurultaya kadar gerek genel merkezin gerekse şubelerin ne yapması lazım geldiğini madde madde belirtiyor. Son benim gördüğüm bir kurultaydaki talimatname sayısı 267. Yani 267 tane iş koymuş önlerine. O bakımdan biz de oturacağız önce bu hedefleri tayin etmemiz lazım. Bu hedefleri tayin edip ondan sonra da her şubenin biraz buraya doğru yönelmesi lazım. Şu anda arkadaşlarımız tabii bugünkü şartlarda gerçekten ciddi gayretler gösteriyorlar. Büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Ben yapılan hiçbir faaliyeti küçümsemiyorum. Hiçbir gayreti de şey yapmıyorum. Çünkü bunların hangi sıkıntılarla, ne zorluklarla meydana getirildiğini yakından biliyorum. O zaman madem ki bu kadar sıkıntı çekiyoruz, zorluk çekiyoruz, emek veriyoruz, o zaman daha müessir olalım. Daha müessir olmak biraz aynı noktaya, hedef aynı noktaya yönelmekle mümkündür. İkinci, bir başka şey de son zamanlarda, bizim bir başka meselemiz de son zamanlarda aslında biz öncülük vasfımızı yitirdiğimiz için veyahut da öncülük vasfını tam kazanamadığımız için, bunun sebebi sadece bize mahsus değil. Yani Türkiye'nin şartları, siyasi şartlar vesaire, Türk milliyetçilerinin geçmişi de buna etki ediyor. Şu anda muhtelif milliyetçi gruplar var. Ve bunlar kendilerine göre her grup bir milliyetçilik, bir milliyetçi mesele, Türkiye bir Türklük vesaire tarifleri yapıyorlar. Hele bugünkü siyasi şartlar bunların bir kısmının da çok da Türk Ocakları'nın veya öteden beri Türk milliyetçilerinin ileri şey yaptığı, savunduğu veya ortaya koyduğu görüşleri de çok benimseyen milliyetçilikler olmayanlar da var. O halde öyle bir hale getirmemiz lazım ki Türk Ocakları'nı aynı istikamete yönelen ama hepsi de aynı şekilde düşünmeyen bu milliyetçilerin veya bu tip milliyetçilikler de dahil hepsi bizim çatımız altında kendisini hissetmesi lazım ki o zaman yanlışlarını düzeltsinler, aykırılıklar ortadan kalksın ve Türk milliyetçiliği fikri yine Türk milliyetçiliği fikri yine müessir olsun. Aksi halde biz böyle bir büyük otağı halimizi ortaya koyamazsak, herkesi kucaklayan halimizi ortaya koyamazsak, herkese sözünü rahatlıkla ifade edeceği bir mekan olduğumuz intibanı koyamazsak, bu ayrı şeyler ayrı ayrı yürüyecekler. Bu şeye benzer, Büyük Selçuklu'nun
dağılmasından sonra Anadolu'daki beyliklere benzer bu tip beylikler ortaya çıkar. Sonra o beyliklerden birisi bayrağı dağda kapar. Sizin tarihi olmanız, yaşlı olmanız, tecrübeli olmanız çok fazla kıymet ifade etmez. O bakımdan bütün bunları tabii halletmek için Genel Başkan'ın söylediği sözü ben çok önemsiyorum ve açıkçası da çok sevinçle de buraya kaydettim. Biz bu sene bundan sonraki yıllarda Türk Ocakları'nın o bahsettiğim talimatnamelerini, hedeflerini ortaya koyan muhtelif çalışmalar yaparak bunu tespit etmeliyiz. Ve bütün şubelerimiz de o tespitten sonra bu istikamette faaliyetlerini çevresinin şartlarına, imkanlarına göre değerlendirmesi lazım. Burada bir şey daha var. Başlangıçtaki müessir olduğumuz noktada bir şey daha, benim dikkatimi çeken bir nokta var. Önemli ama o. Aslında İstanbul Darülfünun, Darülfünun İstanbul'da o zaman İstanbul Darülfünun'daki gençleri siz yetiştiriyorsunuz. Onlar birer önder, birer mürşit, birer toplum önderi haline geliyor ve Anadolu'yu ayağa kaldırıyor. Kuvayi Milliye Dernekleri vesaire, Milli Mücadele'yi vesaire teşkilatlandırıyor. Ama hepsi İstanbul'daki aldıkları heyecanla Anadolu'ya gidiyorlar. O zaman bizim de belki de şubelerimizin de faaliyetlerini planlarken başlangıçta 86'dan sonra ilk prensip üniversite bulunan şehir merkezleri düşüncesi biraz da buradan ilham alınarak yapılmıştı. Bunu tekrar tekrar düşünmek lazım. Çünkü biz mürşitler yetiştirmek durumundayız. Biz önderler yetiştirmek durumundayız. Biz siyasi parti olmadığımız için geniş seçmen kitlesi bizi ilgilendiren taraf değildir ama toplumu yönlendiren mürşitler, toplumu yönlendiren önderler bizim meselemizdir. İşte bunları nasıl yapacağız konusunda ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Ciddi bir gayrete ihtiyacımız var. Genel Başkan'ın o lafını da ben önemli bir karar olarak, önemli bir tavır olarak görüyorum. Ümit ederim ki 2022 yılı biterken biz bu hedefleri belli bir şekilde bağlamış oluruz ve 2023 yılından, Cumhuriyet'in 100. yılından itibaren de işte bu gençleri de Türkiye'de tutacak, Türk Devleti'nin vatandaşı olmakla herkesi iftihar ettirecek, Türk milletinin mensubu olmakla herkesi iftihar ettirecek yeni hedefleri koyarız. Şimdi bir memlekette siz devletinizle iftihar etmiyorsanız, onun vatandaşı olmakla iftihar etmiyorsanız, milletinizi hizmete değer görmüyorsanız o zaman milliyetçilik falan ne olacak? O bakımdan yeniden gençlerimize bu milletin ferdi olmak ve buna hizmet etmenin önemli bir şey olduğunu hissettirmek gerekiyor. İşte o önüne koyacağımız hedefle mümkündür. Şimdi söz tabii çok uzadı. Ben aslında bu kadar bile şey yapmayacaktım. Ben bile arkadaşlar kadar konuşmuşum. Bu kadarla iktifa edeyim. Çünkü dert çok. Hepimiz dertliyiz. Bütün Türk Ocaklılar dertli. Ve herkes derdinin bir tarafını söylüyor. Her arkadaş burada konuşsa yarım saat, bir saat derdini tamamen ifadeye yetmez. Ama tekrar söyleyeyim ki Türklüğün gerçekten meseleleri var, evet. Türk dünyasını bütünle kastederek söylüyorum. Ama aynı zamanda Türklüğün geçmişe nazaran çok büyük imkanları da var. Bütün mesele bu imkanları, meseleleri de halledecek ve geleceği yeniden inşa edecek şekilde nasıl kullanırız, bunun yolunu bulmaktır. Bu da hepimizin işi. Tek başına herhangi bir arkadaşın, herhangi genel merkezin vesaire işi değil. Hepimizin işi. Genel merkezin burada yapacağı şey bunun bir koordinasyonunu yaparak, planını yaparak tespitinde yardımcı olmaktır, tespitini sağlamaktır. Ben tekrar bu 110. yılı gerçekten düşünmeye, geleceğimizi düşünmeye, geleceğimizi araştırmaya, geleceğimizle ilgili tespitler yapmaya ve yeniden heyecanlanmaya, yeniden enerjimizi kazanmaya ve büyük Türklüğün
yeniden ihyası için ihtiyaç duyduğumuz her şeyin bize kazandıracak yollarını göstermeye vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Dezma abi. Özellikle bu önümüzdeki dönem Türk milletinin ufkunu açacak, yeni medeniyet tasavvurunu ortaya koyabilecek bizim düşünce önderlerine, lider kişilikli insanlara ihtiyacımız var. Bu bağlamda şüphesiz amacımız kitle eğitimi değil, bu kitleyi yönlendirebilecek, yeni düşünceler ortaya koyabilecek düşünce insanlarını yetiştirmek. Bunda son derece haklısınız çünkü biz kitle eğitimine giremeyiz. Bizim gücümüz çok aşar. Ama diğer taraftan vurguladığınız bu Türk dünyası ilişkiler, bu potansiyeli bir araya getirme, bir tespit yapma, diğer konuşmacılarla birlikte bir araya topladığımız zaman çok önemli. Son yılda yaşadığımız bir olay, işte Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliği yapması, 1992'de Ermenilerin işgal ettiği Karabağ kurtarılması, böyle işbirliğiyle çok güzel bir şey ortaya çıktı. Demek ki bu tip Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesi, bizim de bu anlamda rol almamız, katalizör rol oynamamız, değişik düşüncelerle ülkelerimizle bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında köprü olucu bir rol üstlenmemiz Türk dünyasında yeni başarıları ortaya getirebilecektir. Bu açıdan önemli. Ama bir diğer taraftan da olaya yaklaştığımız zaman bizim içinde yaşadığımız coğrafya biraz zayıflığı kaldırmaz. Bu anlamda da bizim ihtiyacımız var. Türk dünyası ilişkileri geliştirmeye. Güçlerimizi birleştirmemiz lazım. İşte şu anda her gece televizyonda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal olayını tartışıyoruz, izliyoruz. Dün Irak işgal edildi, paramparça oldu. Daha kendine yeni geliyor. İşte Suriye hala iç savaş yaşıyor. Efendim diğer taraftan 2014 yılında Rusya Kırım'ı işgal etti. Bunun ızdırabını yaşıyoruz. Daha bunlara çözüm bulamadan Çin'de Doğu Türkistan Türklerini zulüm altında inletiyor. Tabii bir taraftan da bizim bunları da Türk kamuoyuyla paylaşmamız, bunlara da çözüm üretmeye çalışmamız lazım. Hakeza Balkanlar durulmamış. Gelişmelere baktığınız zaman Bosna'da Sırpların yeniden hareketlenmeye başladığını görürüz. Yarın öbür gün Balkanlar'da bir başka dalga da patlayabilir. Bu Türkiye'yi de derinden etkileyebilir. Bütün bunlara hakeza yanı başımızda, işte Suriye'de PKK-YPG sınırımızda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, değişik devletlerin desteklediği bir terör devleti oluşturma çabası ve buna müdahalesi Türk devletinin, özellikle sınır öteki harekat. Bütün bunları da düşünürsek bir taraftan da Türk Ocakları, Türk milletinin uyanık gözü, milli konulardaki de hassasiyetini sürekli dile getirmesi lazım. Bu anlamda da biraz önce söylediğiniz talimatname önemli. O hedefler ortaya koyarak bu konuda da işbirliği yapmamız ve diğer taraftan medeniyet tasavvuru için çalışmamız ve özellikle de iyi yetişen gençlerin, zaten mesleklerinde iyi yetişen gençlerin yurt dışına gidiyor. Biz bunlara, bu ülkeye aidiyet duygusu verebilmeye çalışmamız lazım. Bu bağlılık odağını güçlendirmemiz lazım. Zaten iyi mühendis, zaten iyi doktor. Onlar gidiyor işin enteresan tarafı. Dolayısıyla bunlara sahip çıkıcı, devletle bu konuda belki işbirliği yaparak, çünkü kurumlarla işbirliği yaparak, bizim tek başımız gücümüz, yeni düşünceler üreterek bu gençleri ülkemizde nasıl tutabiliriz? Çünkü en büyük zenginliğimizi kaçırıyoruz elimizden. Bu çok üzücü. Şimdi izin verir misin? Bir cümle söyleyeceğim. Bir kere Türkiye'de geçmiş bu son 15-20 yıl içinde öncelikle bir takım
devletin veya devlet adamlarının veya bazı görevlilerin doğru yanlış uygulamaları bahane edilerek devlet fikri şey yapıldı, yok edildi. Devleti milletimiz, insanlarımız, gençlerimiz kafalarında sildiler. Yani efendim kutsal devlet olmaz, şu olmaz, bu olmaz falan gibi bir takım laflar ekleyerek biz Türk devleti zalim vesaire gösterildiği için zaten bu, böyle bir devletin vatandaşı olunmaz. Öyleyse bizim birinci meselemiz bu devleti, yani Türk devletini vatandaşı olmakla, mensubu olmakla iftihar edilir bir devlet olduğu meselesini ortaya koymaktır. Bir diğer şey de şu, bu çok dediğin, senin söylediğin doğru. Tabii Türk dünyasının şu anda işbirliğini geliştirmek bağımsız olan devletlerin bağımsızlığının devamının da şartıdır. Elbette. Ama ben bize düşen bir şeyi söyleyeyim. Bu Türk Devlet Teşkilatları adını aldıktan sonra tabii onun mekanı biliyorsunuz, bizim ocağın tam karşısında, genel sekreteri ziyaret ettim. Ona konuşmamın başında söylediğim Türk Ocakları'nın kuruluşunda bu Türk Birliği meselesi, Türk Ocakları'nın meselesi, bu fikrin sahibi biziz. Siz şimdi bu fikri hayata geçiriyorsunuz. O halde Türk Devlet Teşkilatı'nın sivil toplum organizasyonu Türk Ocakları olmalıdır dedim. Durdu. Ama bana şu soruyu sorma dedim. Türk Ocakları böyle büyük bir göreve hazır mı diye sorma, ama öyle olması lazım. O halde şimdi bizim gerçekten Türk Devlet Teşkilatı'nın sivil organizasyonu olmaya göre kendimizi hazırlamamız lazım. Çünkü bu bizim fikrimiz ve biz bunu hayata geçirebiliriz. Ha, bunun için ne yapmak lazım? Tabii onu şey yapacağız. Yani burada buna da bizim imkanlarımız, şartlarımız, şunu söyleyeyim ki mensuplarımızın bilgi seviyesi buna yeter. Evet. Şimdi zaten Türk Ocakları bir taraftan Türk soyun da rolünü uzun yıllar götürdü biliyorsun. Bir taraftan da kültür sanat konusunda bir kuruluşu var. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin. Onun rolünü de Türk Ocakları yaptı aslında uzun yıllar. Şu anda halen bir taraftan da yapmakta. Evet, bu ilaveler için teşekkür ediyorum. Şimdi bir lafı uzatmadan bir hayli de saat 11'e çeyrek var. Bayağı uzun bir panel oldu. 110. yılda zihin egzersizine başladık. İnşallah önümüzdeki günler ve aylarda da devam eder. Bir takım sonuçlar çıkarırız. Şube başkanlarımız ve yöneticilerimizden kısa ilave görüşü olanlar varsa, çünkü sabırla bizi dinlediler, sağ olsunlar, var olsunlar. Onları da kısaca alalım. Zaten yeteri kadar zaman geçti. Konuşmak isteyen varsa kısa kısa onları da alalım. Oturum ondan sonra kapatalım diye düşünüyorum. Diğer şube başkanları diye belirtelim mi? Diğer toplantıya katılmayan. Bizim anladım. Orada var. Orada var. Ayvalık el kaldırdı Yusuf Hoca. Kim? Ayvalık Kemal Geriye. Buyurun. Buyurun başkan. Yani kusura bakmayın, ekran bize uzak olunca göremiyorum ben buradan. Biz burada bayağı evdeki gibi değiliz. Ben yardım ederim Yusuf Hoca. Buyurun. Sesim geliyordur sanıyorum. Evet geliyor. Ses gayet net geliyor. Buyurun. Sayın Genel Başkanım ve şu anda huzurda bulunan çok kıymetli insanlar diyeyim, başkanlarımız, başka katılımcılar da vardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk Ocakları kuruluşunun 110. yılı kutlu olsun. İnşallah ebed müddet devletimizle birlikte de Türk Ocakları ilelebet yaşayacaktır diyorum. Heyecanla dinledim konuşmaları, çünkü bu tarz bir organizasyona benim ilk katılışım. Biz kurulalı daha yeni oldu. 29 Ekim tarihinde kurulduk Ayvalık'ta. Ve inşallah genel merkezimizin
hedefine uygun şekilde faaliyetler yapmaya çalışacağız. Şimdi aslında 100. yıl, hani 23 Nisan itibariyle önümüzdeki yılı sayarsak 100. yılı ve 100 yılda devletimiz, Türk devleti bir yerlere oturdu. Egemenlik oldukça genişledi. Konuşmalardan da edindiğim sonuç, bundan sonra artık Türk dünyasına ciddi şekilde programlarla, projelerle yönelmemiz gerektiği söz konusu. Selçuk Hocam'ı çok dikkatle ve heyecanla dinledim. İzin verirseniz çok büyük bir katkımız da var bu konuyla ilgili. Eğitimci olmam hasebiyle makalede yayınladık. Bunu proje haline getiriyoruz şu anda. Makalemizin ismi Turan Birliği'nin Pedagojik Bileşeni. Türk Dünyası Gaz Pıralı Programı. Bildiğimiz üzere devletimiz Avrupa Birliği çerçevesinde Erasmus ve benzeri programlarla Türk dünyası Avrupa devletleriyle kaynaşmaya çalışıyor. Ciddi, çok büyük rakamlar da buna harcıyorlar. Oysa biz hazır şeyimiz var, yani Türk dünyası var. Ortak birlikteliğimiz çok yüksek. Hasbelkader 2-3 sene önce Özbekistan'a gitmiştim. Buhara'da eşeğe ters binen birini gördüm. Ya dedim ki, hani bilmiyordum. Dedim ki ya nedir bu? İşte bizim Nasrettin hocamız dediler. Yani en basit ortak kültürümüz. Biz bunları işlemeliyiz ve o günden sonra bu 5 bağımsız ülkedeki arkadaşlarımızla diyalog kuraraktan sadece Nasrettin Hoca fıkralarını, işte ben Türkçe'de, bir arkadaşım Özbekçe'de, bir arkadaşım Azerbaycan dilinde ve Kazak, Kırgız dillerinde çevirmeye çalışıyoruz şu anda. Bu projemiz devam ediyor. Bitecek inşallah. Çok basit hani şeylerle bu birliktelikleri yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şeyi ben de ziyaret ettim. Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir genel uzman bir arkadaşım var. Bu gaz pıralı programı onlara bahsettik. Cezmi Başkanım, sizden de bu konuda yardım isteyelim. O da çok heyecanlandı. Burada biz hani o programda çok kısa hemen bahsedeyim. Yüksek öğretim alanındaki üniversite öğrencilerine düşünüyoruz. Mesleki eğitim alanında meslek okulları öğrencilerinin, hani Avrupa Birliği programlarının Türk Birliği'ne dönüşmüş halini ben yaptım. Basit bir şey ya, çok da uğraşmaya da gerek yok ama arzumuz o. Yine ilk öğretim, ortaokulum öğrencileriyle birlikte programlar. Yetişkin eğitimi alanında. Bir de gençlik spor alanında 15-35 yaş arası gençlere hitap eden bir program. O da çok heyecanlandı ve dedi ki hocam, bunun mesleki eğitim alanını mutlaka uygulayalım. Özbekistan turizmle şu anda hani tarım toplumunu bırakıp da turizm toplumuna geçme çabası içerisinde. Ayvalık'ta da bizim turizm meslek liselerimiz var turizme dönük. Onlar da dedi ortak program yaparım. Yani o öğrencileri buraya alalım, buradaki öğrencileri oraya götürelim. Bunu mevcut beş devlet toplulukları, Türk devletleri içerisinde de yapabiliriz. Yani böyle basit organizasyonlarla, ki Cezmi Başkan'ın biraz önce Kuzey Irak'tan Türkmen öğrencilerimizi getireceğiz dedi. Ben çok heyecanlandım, çok müthiş. Yani biz bunları evlerimizde misafir ederek çok yüksek bütçelerle de değil yapabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bu programları, projeleri hayata geçiririz. İkinci devletimizin ikinci yüzyılında Türk dünyasıyla birlikte birlikte güzel işler yapan bir topluluk oluruz ve Türk Ocakları, evet Cezmi Başkanım çok sağ olsun, yani çok güzel söylemiş Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı'na, bunun merkezi evet Türk Ocakları'dır. Ama dediğiniz gibi Türk Ocakları olarak da biz de bütün program projelerimizde bu ikinci yüzyıla hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Kemal Hocam. Şimdi Azerbaycan'dan, eğer hattan ayrılmadıysa, Akif Bey duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Bana mesaj atmış, eğer hatta duruyorsa. Burada Akif Azerbaycan Bey temsilcimiz. Bizimle beraber Hüsnü Hocam. Buyurun. Bizimle şu anda. Ha tamam. Akif Bey buyurun. Kısaca sizin de düşüncelerinizi alalım Azerbaycan'dan, Bakü'den. Ben de selamlarımı getiririm Azerbaycan'dan
salamlarımı bütün ocakçılara bildirilen ve aynı zamanda Türk Ocağı'nın kuruluşunun 110. yılını tebrik ediyorum. Ve Türk milli kimliğini, milli şuurunu geliştiren ve Türk dünyası için çok önemli olan bir derneğin 110 yıl faaliyet göstermesinin özü büyük bir tarihi hadisedir ve bu hadise düşünüyorum ki her bir bilim, düşünce ve aynı zamanda milli kimliğe sahip insanlar için çok büyük önem kesb edir. Siz Türk Ocaklarının kuruluş tarihine ve hansı tarihi şeraitte, vəziyyətdə bu Türk Ocaklarının yaradılmasını anlattınız ve tarihi merhalelerine tokundunuz. Esas Türk Ocağının esas yaranması ideyalarından biri de dış Türklerinden əlaqələri ve o Türklerin Türklerle münasibetlerin Türkiye Osmanlı Türkiye'si ve aynı zamanda sonraki Türkiye Cumhuriyeti döneminde dış Türklerinin bağlantısının ideoloji, ideya, siyasi istiqamətlərini, mədəni əlaqələri baxımından yəni sözdüz, yəni bu yöndə müəyyən bir tariflər verdiniz. Əlbəttə Türk Ocağı təkcə Türkiyənin sərhədləri dışında deyil. Biz bildiyimiz üçün deyirəm, bu dış Türklərin içərisində də bu ocaqçı fəaliyyət göstərən ziyalılarımız, aydınlarımız olmuşdur. Aynı zamanda Türk Ocaqlarının kuruluş ideyasının əsas müəlliflərindən biri Şuşalı Ahmet Bey Ağaoğlu olmuş, Əli Bey Hüseynzadə olmuş. Aynı zamanda Yusuf Ak Kırım Türklərinin ən bilim, düşüncə, fikir insanı olan İsmail Bey, üzr istəyirəm, Yusuf Bey Akçuranın burada fəaliyyətini biz qiymətləndirməliyik. Bugün nə etməlidir, yəni Türk Ocağı, dış Türklərlə ilgili hansı projeləri, hansı layihələri, ideyaları həyata keçirməlidir? Mən istərdim ki, düşüncələrimi bu istiqamətdə sizlərə çatdırım. Biz deməli, Genel Mərkəzin bir layihəsi olaraq Azərbaycanda Türk ölkələrinin baxımsızlığının 30 yılını yəni qeyd etdik və 3 günlük bir simpozium keçirildi və Türk dünyasının demək ki, əski Sovetlər Birliyində olan və müstəqilliyin 30 yılını qazanmış 30 yılında yəni bu qazanmış ölkələrdən gələ bilim insanları burada iştirak elədilər. Əsasən yəni dış Türklərə yönəlik Türk Ocağının fəaliyyətində bu son dönəmlər daha çox diqqəti çəkən məqamlar var. Ən əsası da bu onunla bağlıdır ki, bu son siyasi tarixi hadisələr və aynı zamanda Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinin deyərdim ki, ən fövqəladə, ən tarix bu son 30 yılda ki dönəmlərinin ən üstün biz cəhətlərini biz yaşadıq. Qarabağ savaşında Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstək və aynı zamanda Rusiyanın Rus zamanında Sovet 70 yıl Sovetlər Birliyində olan Türk Cumhuriyyətləri üzərində təsirinin azalmasını biz müşahidə edirik. Bu son Ukrayna hadisələri də yəni bunun bir bariz nümunəsidir və düşünürəm ki, biz bu kontekstdə məsələlərə yanaşmanı ortaya qoymalıyıq və Türkiyənin dış siyasətində ən önəmli nöqtələri deməli Sovetlər keçmiş Sovetlər Birliyində təmsil olunan və müstəqilliyin 30 yılını çox çətinliklə, çox ağır şərtlər, siyasi şərtlər altında davam elətdirən bu dövlətlərə yönəlik siyasətimizdə, siyasətindəki nöqtələrə diqqət çəkilməlidir. Və aynı zamanda burada bilim insanlarının və sivil toplum quruluşlarının və ən mühümdə ki, Türk Ocağının
burada etkisini biz bu etkisini daha çok görməliyik. Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da aynı zamanda indi Rusya'nın deməli Ukrayna'ya savaşı ve büyük güç kaybı yeni bir tarixi siyasi şəraitin yaranmasına vesiledir. Eğer biz 1903-cü yılı götürsək, Çar Rusiyasının dağılması prosesi 1903-cü yılda Rus-Yapon müharibəsindən sonra başladı və artıq güc qaybı, deməli Çarlıq Rusiyasının güc qaybından sonra 1905-ci yıl inqilabları baş verdi. Və bu 1905-ci yıl inqilabı yeni deməli milli müqəddəratın təyini deməli üçün və milli düşüncə mərkəzlərinin formalaşması və insanların öz milli hüquqları uğrunda mübarizəsinə şərait yaratdı. İndi düşünürəm ki, yəni tarix təkrar olunur və artıq yeni bir güc Rusiyanın yeni bir güc kaybı Orta Asiya Türk Cumhuriyyətləri üzərində zaman zaman baskılarının azaldılmasına gətirib çıxaracaq və yeni bir tarixi siyasi tarixi şəraitdə bu milli bu Türk Cumhuriyyətlərinin öz siyasətlərində yeni bir mənzərənin şahidi olacağız. O baxımdan mən istərdim, çox istərdik ki, yəni Orta Asiya Cumhuriyyətlərində də bu Türk ocaqlarının fəaliyyətinə təkan verə biləcək addımlar atılsın. Biz Azərbaycan Türk Ocağı 1918-ci yılda ünlü şairimiz Əhməd Cavad, Abdullah Şaiq kimi romantik türkçü şairlərin deməli timsalında qurulmuşdu. Biz bunu bir neçə yıl sonra deməli Cumhuriyyətin 100 illiyi ərəfəsində biz bunu bərpa etdik və xeyli də işlər gördük, konferanslar keçirdik, müəyyən tədbirlər keçirdik və bu tədbirlərimiz də davam edir. Bu deməli Türk ocaqları təkcə Azərbaycanda qurulmadı, Orta Asiyada da bu Türk ocaqlarının qurulması, onların fəaliyyəti həm tarixi baxımından araşdırılmalı, aynı zamanda bizim ən önəmli bayaq qeyd olundu, önəmli tarixi şəxsiyyətlərimizin bir-birinə bu Türk cümlətləri arasında tanıdılmasına vəsilə ola biləcək proqramlar həyata keçirməmiz lazımdır. Təbii ki, Türk dünyasının birliyi kövrəkdir və müəyyən addımlar atılır. Parlamentlər arası əlaqələr var, dövlətlər arası münasibətlər var. Təbii ki, biz bu dövlətlər arası münasibətlərə qarşılayacaq səviyyədə olmasaq belə, onlara yön verə biləcək gücə sahib olmalıyıq. Ən önəmli məsələ Orta Asiya Türk cümlələri arasında və Türkiyə arasında, ümumiyyətlə Türk dünyasının bağlantısı arasında ən önəmli diqqət çəkən məqam deməli əlifba, alfabe problemidir. Bu problem bilirsiniz Kazakistan'da, deməli Kazakistan'da 2025-ci ilə qədər həll olunmalıydı və orada baş verən olaylardan dolayı artıq burada müəyyən bir proseslərdə geriləməni biz müşahidə edirik. Və o Özbəkistanda və digər deməli Türk cümhuriyyətlərində biz bunu etməliyik. Aynı zamanda Rusiyanın daxilində müxtar qurumlar şəklində olan deməli Türk cümhuriyyətlərinə biz müxtar Türk cümhuriyyətlərinə diqqət yönəltməliyik. Başqırdistana, deməli Tuva türklərinə, deməli Balkar Qaracaylara və Tatarlara, bunlara yönəlik bizim müəyyən dərəcədə layihələrimiz olmalıdır. Mən bu cürə düşünüyorum. Deməli, bir daha mən təbrik edirəm. Eşitdir misiniz? Eşitdir. Devam edin hocam. Ha. Deməli, hazır Türk ocaqlarının 110 yıllığını bir daha mən də qutluyorum. Türk dünyası çox önəmli bir dərnəkdir, sıradan bir dərnək deyil. Bunun böyük bir tarixi olan və böyük düşünürlər, bilgin insanların yetirdiyi
yetirdiği bir mekandı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ile kurulmasının ideyasının esas müellifleri de Türk ocakçılar olmuştu. Nesip Bey Yusufbeyli birkaç sene Azerbaycan Cumhuriyeti'nde baş nazir vəzifəsini yerinə yetirdi. Mehmet Əmin Rəsulzadə özü Türk Yurdu dərgisində milli birliyin təməl prinsiplərini oluşturacaq məqalələr yazdı. Aynı zamanda Güney Azərbaycan türklərindən ilgili araşdırmalarını çap etdi. Əhməd bəyə oğlunun adını, ismini siz dəfələrlə çəkiyorsunuz. Əli bəy Hüseynzadə kimi insanlar var. Aynı zamanda Orta Asiya türkləri bu cumhuriyyət fikrinin bu düşüncəsinin milli məfkürə işığının bu coğrafyada yayılmasında Türk ocağında aldıqları deyək ki əldə etdikləri o bilgilərin informasiyalarının hesabına burada yəni bu yetişdi. Çox istəyirdik ki yəni Türk ocağı bax bu gücə əsrin ötən əsrin əvvəllərindəki olduğu gücü yenidən yəni özünə qaytarsın. Təbii ki, Türk ocağının Sovetlər Birliyinin zaman zaman baskılarını, Rus baskıları olmuşdur. Yəni bu baskıların nəticəsində bayaq da söylədik, Tuzuqin də nizamnaməsində hətta dəyişiklik etdilər ki, yalnız bu dış türklərlə ilgili problemlərə toxunulmayacaq. Yəni sırf Türkiyənin sərhədləri daxilində biz bu məsələlərə baxılacaq. Nə şükürlər ki, yəni indi artıq Azərbaycanın timsalında Türk ocağı öz fəaliyyətini bərpa etdi və bu digər Türk cümhuriyyətlərinə də təbii ki, bu addımın böyük bir təsiri olacağına əminik. Qarşıdan kurultay gəlir, bir daha bütün ocaqçıları təbrik edirəm və Azərbaycandan salamlarımı yetirirəm. Çok teşekkür ediyorum Akif Bey. Bu önemli. Azerbaycan'dan sonra Türkistan coğrafyasındaki diğer bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde de ilişkilerin geliştirilmesi, bir kültür şubesi olarak temsilcilerin açılması Türk ocaklarının çok önemli olur. Bu konuda da genel merkezimiz çok değerli yöneticileri bunu değerlendireceklerdir. Başta Sayın Genel Başkanımız. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu konuda da umutsuz olmamamız lazım. Geçmişine baktığımız zaman bugünkü Avrupa Birliği birinci ve ikinci dünya savaşında birbirlerini yediler. Büyük kan gölü, büyük savaşlardan sonra Avrupa Birliği kurulabildi. Dünyada tarih yeniden yazılıyor, sürekli değişiyor, güncelleniyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, girişimi, çabaları, belki de yeni bir siyasi, sosyal oluşum ortaya koyabilir. Evet, Türk milliyetçilerinin bunu da iyi değerlendirip geleceğe yönelik Türk dünyası işbirliği konusunda çalışmalar yapması lazım. Yeni bu düşüncelerin size ben çok teşekkür ediyorum. Evet, kısaca başka şube başkanımız var mı düşüncesi ifade etmek isteyen? Ben tam göremiyorum şey aklımda. Evet, süre Yusuf bir hocam, hayli uzadı. Yusuf Hocam izin verirseniz Erzurum Şube Başkanı. Buyurun, kısaca toparlayalım. Bayağı 11'i geçmiş saat. Buyurun. Şöyle, Sayın Genel Başkanı ve muhterem hazırını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok kısa şey yapacağım. Ben bugün mahalli televizyonda bizim mahalle televizyonunda 110. yılımızın kutlamasıyla ilgili bir programa katıldım. Orada yönetici bana iki çarpıcı soru sordu. Bu aslında Türk ocaklarının önündeki iki önemli probleme işaret ediyor. Benden önce konuşan sayın kıymetli şube başkanlarımızın konuşmalarını da bu noktalara değinildi. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yönetiliyor ki başlangıçta 1912'de kuruluşunuzdan devam eden süreç içerisinde şanlı bir geçmişiniz var. Ama aradan 110 yıl geçmiş. Bugün hangi ilkelerle, umdelerle, hangi verilerden hareketle Türk ocaklarının varlığını devam ettirme çabası içerisinde olacaksınız? İkinci sorusu da
Günümüzün gençliği, gençliğe yönelik faaliyetlerimizden bahsedince, günümüzün gençliği biraz da günübirlik yaşıyor. Pek öyle fikir, efendim, düşünce, politika vesaire uzak gibi gözüküyor. Bu Z kuşağı denen gençleri nasıl tutacaksınız elinizde veya bunların ocaklara devamını nasıl sağlayacaksınız gibi iki çarpıcı soru sordu. Bence evet, Türk ocaklarının önündeki iki önemli problem bunlardır. Bunların üzerine düşünüp çareler üretmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ocağımızın kuruluşunun 110. yılını kutluyor. Cümleye saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Nizam Başkanım, tabii şu anda üzerinde yoğun bir şekilde tartıştığımız konular aslında. Biz geleceğe ne söyleyeceğiz, Türkiye'nin önünü gençlere neler yapacağız? Onu inşallah bu ve önümüzdeki dönemde en çok üzerinde duracağımız konulardan birisi. Buyurun Gürsel Başkanım, kısaca Gürsoy Başkanım şey yapalım, sizi de dinleyelim. Sakarya Şube Başkanımız, buyurun. Ben esasında söz istemedim ama madem verdiniz bir şey söyleyeyim. Tamam, söz istediğimi algılandım kısaca. bakmayın. Olsun. Ben de Sayın Genel Başkan'a ve tüm yöneticilere, konuşmacılara teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir program oldu. Var olsun Türk Ocakları diyorum. İstanbul Başkanımıza da bir göndermede bulunmak istiyorum. Hem de bir emanet göndereceğim. Oğlumu göndereceğim inşallah. Kendisine. hem de abi bu işleri bize versinler. Daniskasını yaparız diyor. Bu görevi bize tevdi ederlerse biz Türk Ocakları olarak daniskasını yaparız diye de burada böyle bir gönderme yapmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gürsoy Başkanım, görev zaten hepimizin. Yani şubelere ayrı düşünmüyoruz. Genel merkezlere. Türk devlet teşkilatları için. Evet, o açıdan söylüyorum. Tamam, doğru. Gene bu konularla ilgili, evet, şimdi, biz çok daha hazırlıklı olmalıyız ama Türkiye'de bizden hazırlıklısının da olmadığını ben ifade etmek istiyorum. Diye. Tabii, yani şu anda Türk dünyasına yapılabilecek hizmetler için Türk Ocakları'nın genel merkezi ve şubeleriyle birlikte Türkiye'nin, tabii ki haklısınız, en geniş kadrosuna sahip bir teşkilatız. Buna hazırız. Birçok açıdan da talip olabiliriz. Ben bütün katılımcılara, çok değerli konuşmacılara uzatmadan ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemliydi. Nedim Ünal Bey'e, Mithat Kerim Aslan'a, efendim Selçuk Kırlı Hocam'a, gene Cezmi Bayram abi'ye ayrı ayrı konuşmalar için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca başından itibaren bizi sabırla dinlediğiniz için bütün değerli dinleyicilerimize, şube başkanlarımıza, ki bu arada genel başkanımızı unutmayalım, o da sonuna kadar sabırla bizi dinledi. Hepinize ayrı ayrı selam ve saygılar sunuyorum. Yusuf Hoca. Türk Ocakları'nın 110. kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun. Son sözü genel başkanımıza bırakıyorum. Sağ ol. Sağ ol Yusuf Hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Yani tabii sonuna kadar dinledik. Çünkü çok önemli konulara temas etti. Değerli şube başkanlarımız, Mithat Kerim Hocamız, siz öyle ve daha sonra söz alan arkadaşlarımız da çok önemli konulara temas etti. Şimdi ben bunların hepsinin üzerinde burada konuşmaya kalksam herhalde bir saat daha sizi burada tutarım. Ona ayrı bir panel yapalım. Onun için çok kısa bir şey söyleyeceğim ama yani onu söylemem Buyurun. Lazım. Şimdi bir iki başlık. Mesela Kemal Bey bir şey söyledi Girgin. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkiye Üniversiteler Birliği arasında şeyler var, işbirlikleri var. Türkiye'de bazı üniversiteler, işte devletlerden bazı üniversiteler ve bunlar bir Orhun Değişim Programı var. Şimdi bununla ilgili şeyler var, çalışmalar var. Belki bunları çok daha ileri noktalara taşıyacaklar. Yani tabii bunların hepsinin bir planlama dahilinde sürdürülmesi gerekiyor. Öğrenci değişim programları, siz de gittiniz YÖK Başkanı'yla beraber, evet. Özbekistan'a. Çeşitli üniversitelerimizin işbirliği proje şeyleri var. Yani bunlar yapılan şeyler. Yani Türk devletleri arasındaki eğitim, öğretim alanındaki işbirliğini yetersiz bulabiliriz.
Ama bunlar devam ediyor. Bunu bilelim ki şimdi gençlik meselesi üzerinde çok durdu arkadaşlar. Bizim de yani yıllardır hani bazen derler ya dilimizde tüy bitti. Sürekli söylediğimiz bir şey. Yani bu akademi meselesini niye önemsiyoruz? Gençliğe sahip çıkmamız lazım. Evet, gençlik probleminin bir yönü de şu anda Türkiye'deki ve dünyadaki, sadece Türkiye'deki değil, ortam yüzünden gençlerin yurt dışına çıkma eğilimleri. Şimdi bu çok ciddi bir problem ve bunu bizim düşünmemiz lazım. Ama bizim Türk Ocağı'nın gençliğe dönük faaliyet yapmadığını söylemek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum ben. Konuşmacılar da işaret ettiler. Şimdi Türk Ocağı'nın ilk kurulduğu dönemle bu dönemi karşılaştırmayalım. O zaman farklı bir ortam vardı. Hele Cumhuriyet'in ilk yıllarını hiç karşılaştırmayalım. Devletin bütün unsurlarıyla Türk Ocağı'na bir vazife verdiğini biliyoruz biz. Yani bu başka bir şey. Bugün Türkiye'de tam anlamıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak, millete dayanan bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk Ocakları'nın yaptığı bence çok önemlidir. Yeterli değil, yeterlidir demiyorum bak. Ama yaptığı önemli ve değerlidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Türk dünyasına dönüp faaliyetler. Evet, yani büyük gürültü koparmıyoruz belki. Ama unutmayın, Türk Ocakları'nın sembolik de olsa yardım faaliyetleriyle ulaşmadığı Türk dünyasının çok az köşesi var. Şimdi mesela Telafer'de bir okulla ilgili kampanya başlattık. Arkadaşlarımız mesela şeylerini, yardımlarını, varsa şeylerini bu tür kampanyalara yönlendirsinler. Şimdi Cezmi Hoca bir şey söyledi, güzel söyledi. Ben bütün o baştan itibaren çizdiği perspektife %100 katılıyorum. Ama bir şey daha söyledi arada. İşte dedi ki bunları dedi işte genel merkez belli şubelere, belli bölgeler versin. Şimdi bu düşünülebilir ama arkadaşlar genel merkez diye bir şey yok. Türk Ocakları Derneği genel merkez bir koordinasyon merkezi. Yani koordinasyon yapacağız biz. Dolayısıyla hep beraber yapacağız. Mesela bir yerde yapılması gereken bir şey var. Yangınlar çıktı. Veyahut Azerbaycan'da savaş oldu. Bu kampanyayı beraber yürüteceğiz. Bunu Eskişehir Şubesi yapmayacak. Bunu Adıyaman Şubesi yapmayacak. Bunu Kars Şubesi yapmayacak. Bunu Türk Ocakları'nın şubeleri genel merkezin koordinasyonunda yapacak. Yani yapısal problemlerimizi de iyi düşünmemiz lazım. Yine Cezmi Hoca'nın altını çizdiği bir şey oldu sürekli. Genel Başkan şu lafı söyledi. O lafı ben tesadüfen tabii ki söylemedim. Cezmi Hocam, evet yani bu konuyu genel merkezdeki arkadaşlar da burada, onlar da var. Sürekli konuşuyorum arkadaşlarla. Yeni dönemde özellikle arz heyetimizin çok daha farklı bir yapılanmayla bu meseleleri ele alması gerektiğini ben söylüyorum ve bu konuları da tespit ettik zaten. Ha, burada bazı şeyler de geldi, öneriler. Mesela Selçuk Hocam'ın önerisi gibi öneriler. Bunları da tabii kale dikkate alarak yeni baştan bunları tekrar düşüneceğiz. Dolayısıyla yani çok uzatmayayım lafı. Şunu söylemek istiyorum. Hep bir hani benzetme yapılır ya, bardağın dolu tarafı. Biz mevcut şartlar dahilinde Türkiye'nin dünyanın içinde bulunduğu mevcut şartlar, Türk Ocakları'nın Türkiye'deki bütün bu konjonktür içindeki konumunu dikkate aldığımızda ben yapılanların da çok önemli ve değerli olduğunu, bunun genel merkez olarak söylemiyorum ben, Türk Ocakları'nın diyorum, dikkat ederseniz. Yani bütün hepimizin yaptıklarının aslında önemli olduğunu ama yetersiz olduğunu da ekleyerek söylemek istiyorum. Bu vesileyle tabii tekrar ben ocağımızın bu 110. yılının yeniden bir, belki daha da bir canlanışa vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz kaç yıl Türkiye'nin şartlarını da unutmayalım. Türkiye bir paralel yapı hikayesi, arkasından bir darbe teşebbüsü, onun arkasından gelen bir takım travmalar ve yeniden devletin yapılanması gibi problemler yaşadık. O arada bir sözde çözüm süreci, Türkiye'nin milli birliği açısından çok tehlikeli gidişler. İşte yine Cezmi Hoca'nın işaret ettiği o devletin adeta tahrip edilmesi, devlet kavramının, devlet nosyonunun zayıflatılması girişimlerini yaşadı Türkiye. Bunları hiç unutmayalım ve son iki yıl içi de zaten hepimizin bildiği şeyler. Bu salgın meselesi artı şu anda
dünyada çok ciddi bir dönüşüm var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öyle tesadüfen bir şey değil. Hatta sadece Rusya'nın Ukrayna ile arasındaki problem değil. Bugün dünyadaki küresel hakimiyet mücadelesinin aslında sadece bir görüntüsü. Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz. Ben şuna inanıyorum. Bu bizim için Türk Devletleri Teşkilatı'nın her ne kadar işte Kazakistan'daki olaylar bazı zafiyetleri gösterdiyse de orta vadede dünyada önemli bir güç merkezi olmasını sağlayacak bir süreçtir. Onun için tabii bizim odaklanacağımız noktalar bellidir. Ben aynı şeyi söylüyorum. Gençlik ve Türk dünyası. Evet, tabii ki Türk milliyetçiliği fikri dünyaya ne söyleyecek? Bu çok önemli. Yani medeniyet tasavvuru, ama yine bu global çerçevede bizim bir gençlik meselemiz çok önemli. Bir de Türk dünyasıyla olan ilişkilerimiz. Bunlara yoğunlaşarak faaliyetlerimizi inşallah planlayacağız diyorum. Tekrar hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Ve stüdyoda Yusuf Sarnay hocama bu toplantıyı çok hakikaten ehil ve layık ve güzel bir şekilde yönettiği için. Üstad Kerim hocam orada sabırla onunla beraber toplantının organizasyonunda bulundu. Ona teşekkür ediyorum. Eskişehir'den Nedim hocama, Bursa'dan Selçuk hocama, İstanbul'dan Cezmi hocama katkılar için ve diğer bütün şube başkanlarımıza ve şu anda tabii biz burada birbirimizi görüyoruz. Bir de YouTube'dan izleyenler var. Bir ara epeyce bir sayı arttı ama bu saatlerde biraz düştü. Ben ara ara oraya da bakıyorum. Mesajlar nasıl geliyor diye. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Türk Ocakları var olsun diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yusuf hocam buyurun. Hayırlı geceler diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Siz konuşunca kısa bir şey geldi aklıma, hatırlattınız. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ve biz 7-8 rektör arkadaş Özbekistan'a gitmiştik. Eğitim işbirliklerini geliştirmek için. Yani özellikle Azerbaycan'dan Akif Bey'in söylediğine katkı olsun diye söylüyorum. Özbekistan'da Türkiye ile bu eğitim ve kültür, ticaret hemen hemen her alanda olduğu gibi üniversiteler arasında işbirliğinde büyük bir istek ve arzu gördüm ben. Bizim üniversitemiz, benim mensup olduğum üniversite, Taşkent'te zaten biz bir şube açtık, eğitim yapıyoruz 2 yıldır. Diğer üniversiteler de açacak. Orada bir çatı, Türk-Özbek iş büyük bir üniversite kurulacak. Temeller atıldı aslında, anlaşmalar yapıldı. Yani Türkiye ile Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkiler hızla gelişiyor. Onu hatırlatarak ben sabırla bizi dinleyen ve konuşmalarıyla katkı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ocağımızın ederiz. 110. kuruluş yıl dönümü hayırlı uğurlu olsun. Yeni Amin. Ufuklara hep beraber önümüzdeki dönem için hep beraber kafa yormaya, yeni çalışmalara, yeni fikir üretmeye doğru çalışmalarda devam etmek üzere. Yarın da saat 14'te onu unutup hatırlatalım. Tarihi Türk Ocağı binasında hem gene kuruluş törenleri ve ödül törenleri var. Anı armağan verilen kişilere. Ankara'da olanları oraya da bekliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Genel akşamlar. Başkanım, demek ki programı Ramazan'da yapacağız. Sahura kadar şey yapacağız bir daha. Böyle paneli. Çalıştay gibi. Hayırlı